Günaydın değerli izleyenler. Hoş geldiniz efendim TV 100'e. Haftanın son iş günündeyiz. Bugün 5 Kasım Cuma, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Ben Çağla Atlı. Yaklaşık 2,5 saat sizlerle birlikte olacağız. Güne dair ne varsa tüm sıcak başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Enine boyuna konuşacağız. Hem iç siyasete dair öne çıkan çok başlık var. Hem dış politikaya dair hem de ekonomiye dair pek çok başlık var. Bu başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Peki kimlerle birlikteyiz bu sabah? Hemen konuklarımızı takdim edelim. Stüdyo konuklarımızı tanıtalım sizlere. Profesör Doktor Sayın Ahat Andican, İYİ Parti İstanbul Milletvekili. Efendim hoş geldiniz. Günaydın. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sayın Ertuğrul Akar, hukukçu, siz de hoş geldiniz. Günaydın. İyi günler, kolay çok gelsin. Teşekkürler, sağolunuz. Programımızın ilerleyen dakikalarında hem Doktor Ali Semin bizimle birlikte olacak, hem de Sayın Murat Özsoy yine bizimle birlikte olacak. Hem dış politikaya dair hem de ekonomiye dair başlıkları da konuşacağız. İç siyasetle başlayacağız ama kısa bir haber turumuz var. Onu ekranlara getirelim, üzerine konuşalım. Ve şu an senin bulunduğun yer Kürdistan'dır. Bunu böyle kabul etmem mümkün değil. Kürdistan'da yok. Sayın Başkan. Sayın. Karşısına çıkan bölücü bir alçağın, burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememişti. Niye şaşırıyorsunuz muhteremler? Söylesenize neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt temaslarında bir kişi burası Kürdistan dedi. O sözler tartışmanın fitilini ateşledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akşener'i sessiz kalmakla eleştirdi. İYİ Parti liderinden yanıt gecikmedi. Akşener, Kürdistan ifadesinin bölücü terör örgütüne ait olduğunu söyledi. HDP ile gizli ortaklık yaptıkları iddiasına sert tepki gösterdi. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum dedi. Bir HDP çalışanı ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip burası Kürdistan dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. HDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Irak ve Suriye tezkeresine hayır demişti. Tezkere sonrası Kandil'le ilgili yaptığı açıklamalar tartışmaları beraberinde getirdi. İktidar Kılıçdaroğlu'nu çelişkili davranmakla suçladı. Terörle mücadele bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum söz. O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. O sözlere CHP'nin ittifak ortağından destek geldi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Açıklamaları yerinde bulduğunu söyledi. Kandil uzunca bir zamandan beri konuşuluyor Türkiye'nin gündeminde. Terör örgütünün merkezi konumunda. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin yapması icap eden bir şeye işaret etmiş. Türkiye'nin milli varlığına kasteden bir terör merkezinin elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarafından önemsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi lazım. Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde çelişki olduğu açıklamalarını ise kabul etmedi. Ben kapsamlı bir çelişki de görmüyorum. Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer. Evet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde tartışmalar yaşandı. O tartışmaları konuşacağız. Ne demişti? Bir vatandaş kendisine burası Kürdistan dedi. Sonrasında yapılan eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Neymiş, nasıl olur da burası Kürdistan dermiş. Niye şaşırıyorsunuz muhteremler, neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz ifadesini kullandı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan da bir açıklama geldi. Sancar, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz açıklamasına ilişkin olarak HDP tam da halk içine konumlanmıştır yanıtını verdi. Sayın Andican, sizinle başlayalım dilerseniz. Bu polemiği nasıl yorumlarsınız?
polemiğin yorumlanacak bir tarafı yok. Vatandaşın biri böyle bir değerlendirme yapmış. Sayın Genel Başkan da buna kendi üslubu içerisinde cevap vermiş. Hani bu cevabı yeterli bulup bulmamak diye bir anlayış olamaz. Yani sonuçta gerekli olan cevap verilmiş. Tabii burada asıl tartışılması gereken Kürdistan kavramının nasıl olup da gündeme getirildiği olayı. Yani bunun üzerinden gidiyor. Halbuki Kürdistan meselesi ve Kürdistan kavramı ile ilgili geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Binali Yıldırım'ın ifadeleri var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri burada önümde duruyor. Yani hatırlatmak bakımından söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi neye karşı çıkıyorsa orada ilk meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyi görecekler diyor Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bunlar. Yani vatandaşın biri orada Kürdistan dedi diye bunun üzerinden bir ne derler ona, siyasi polemik yaratmaya çalışan kesimler, özellikle iktidar partileri, partisi veya Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadelerinden yola çıkmaları lazım. Gayet açık bir şekilde söylüyor. Bunlar bizim mirasımızdır diyor. Bunları görmezlikten gelemezsiniz diyor. Ve o dönemde MHP ve CHP'yi eleştiriyor. Yani bu meseleleri hatırlamak lazım. Bunları hatırlamadan, bunları bir anlamda yeniden gündeme getirmeden bir vatandaşın bir şekildeki değerlendirmesi üzerinden değerlendirme yanlıştır. Böyle bir kavram en azından İyi Parti açısından veya bizim açımızdan bakıldıkta veya şahsen kendi açımdan da kabul edilebilir yani görmüyorsunuz. Bu bölgenin Kürdistan diye tanımlanması söz konusu değildir. Böyle bir şey olamaz da Türkiye'nin bütünlüğü açısından ya kabul edilebilir bir şey değildir. Ama bunu bir şekilde ve Sayın Genel Başkan da buna yönelik tepkisini ortaya koymuştur. Orada kavga edecek hali yoktu. Boğazına sarılacak hali de yoktu. Yani böyle bir şeyin doğru olmadığını ve böyle bir anlayışa da katılmadığını söylemiştir. Ama burada asıl mesele, bir başlangıçtaki değerlendirmeye geri dönüyorum. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve daha sonra seçim sırasında Sayın Binali Yıldırım'ın bölgenin Kürdistan olduğu şeklinde tanımlamaları var. Yani geçmişte yapılan açıklamalar bugün bu vatandaşın yani, burası tabii, Kürdistan demesi tabii, bir altyapı mı oluşturdu diyorsunuz? Tabii ki. Yani bu ülkeyi yöneten insanlar, o dönemin yöneticileri ve halen yöneticisi olmaya devam eden insanlar böyle bir değerlendirmeyi yapıyorsa, oradaki vatandaşın da çıkıp böyle bir şeyi niye yaptın dediğiniz zaman onun da vereceği cevap budur. Peki Mithat Sancar'ın açıklamasına baktığımız zaman bunu nasıl değerlendirirsiniz? HDP tam da halk içine konumlanmıştır ifadesini kullanıyor. Yani başka ne söyleyecek? Bir yani, halk partisi midir sizce? Başka ne söyleyecek? HDP sonuçta işte bir o açmazı, şu açmazını yaşıyor HDP. HDP'nin biliyorsunuz kuruluşu itibariyle şu anda hapiste olan Selahattin Demirtaş, o dönemdeki kurucu şeyi, onun bizzat kendi ifadesi var. HDP'nin Abdullah Öcalan tarafından kurdurulduğu daha doğrusu ifadesi var. Yani uzağa gitmeye gerek yok. Şöyle miydi, böyle miydi demeye gerek yok. O nedenle de bütün partiler, yani sadece İyi Parti değil ama bütün partiler bir anlamda HDP'nin PKK ile arasına şey koyması gerektiğini ve HDP'nin Türkiye Partisi haline dönüşmesi gerektiğini ifade ettiler, ediyorlar, etmeye devam ediyorlar. Ama HDP ısrarla bu noktada PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ifade etmekten veya PKK ile olan ilişkilerine bir sınır koymaktan, bir anlamda PKK'nın Türkiye'de bölücü bir örgüt olduğunu, Türkiye'nin güvenliği açısından, Türkiye'nin geleceği açısından tahrip edici bir örgüt olduğunu
kabul etmiyor veya kabul etmiyordan öte ifade etmiyor. Kendisini o şekilde konumlandırmıyor. Konumlandırmadığı sürece de bu tartışmalar, bu şeyler devam edecek yani. Peki. Sayın Akar, siz nasıl değerlendirirsiniz? Burası Kürdistan tartışmasını, Sayın Akşener'in verdiği tepkiyi yeterli buluyor musunuz? Ya da Sayın Andican'ın dediği gibi geçmişte yapılan ya Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalar mı bir altyapı oluşturdu burası Kürdistan lafının perde arkası olarak, ne dersiniz? Evet, dün çok komik bir şey oldu, onunla başlayayım. Tabii ben hocam milliyetçiliğini, vatanperverliğini sorgulayacak durumda ve seviyede değilim ben. Tanıyorum kendisini. Onu dışarıda tutarak söyleyeyim söyleyeceklerimi. Tabii parti politikası ayrıdır, genel başkan ayrıdır. Değerli hocamın kendi görüşleri ayrıdır. Şimdi tabii terör örgütleriyle mücadele amacıyla çıkarılmaya çalışılan tezkereye CHP hayır oyu verdi, biliyorsunuz HDP ile birlikte. Ve dün CHP'nin iki milletvekili, ki birisinin orada olması bence son derece sakıncalı bir durum teşkil etti. Sınırda askeri birliği ziyarete gittiler. Şimdi bunu niye yaptılar? Bu suçluluk psikolojisidir. Kapatmaya çalışma, üstüne gitme. Üstüne giderek farklı yerlere insanları çekerek yaptığı hatayı örtmeye çalışma. Bu psikologlar bunu bilirler. Şimdi biz de meslek gereği girdiğimiz sorgularda, duruşmalarda biz hep bunları görürüz. Tanıklar üzerinde görürüz, sanıklar üzerinde görürüz. Hep farklı yönlere çekme işidir bu. Şimdi tabii değerli hocam açıklama yaptı İYİ Parti adına. Biraz açıkçası bu da farklı yönlere çekme durumu oluşturuyor. Neden oluşturuyor? Şimdi yapılan açıklamaları bağlamından, düzleminden kopararak anlatmaya kalktığınızda çok farklı yerlere çekebilirsiniz. Sayın Binali Yıldırım'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem yaptığı o açıklamanın özü şudur. Biz sizlerin yıllarca tek parti devletiyle zulmettiğiniz bu bölgede kardeşçe yaşamayı gözetiyoruz. Ve buna da kanıt olarak şunu söylüyor. Diyor ki ilk meclis kurulduğunda Atatürk oraya aldığı mebuslar içerisinde Lazistan, Kürdistan vesaire her bölgeden mebuslar vardı. Ve bu da meclis kayıtlarındadır diyor. Yoksa kendi şahsi görüşleri veya parti görüşleri olarak burası Kürdistan'dır diye bir şey söz konusu değil. Atatürk'ün yaptığı çalışmayı anlatıyor. Şimdi burasını anlatmadan böyle böyle dediler dediğinizde o zaman olmaz. Ve önemli olan husus şudur. Velev ki zaten 2019'da, ondan önceki yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız Kürdistan, Kuzey Irak'ta var, buyursunlar gitsinler açıklaması da var, yani bunu biliyoruz. Bunu bağlamından koparmadan vatandaşı doğru yönlendirmekte fayda var açıkçası. Velev ki Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ya burası Kürdistan. Olmaz ya. Ya milliyetçi olarak kendini tanıtan bir parti, İYİ Parti'nin genel başkanı. Cumhurbaşkanı dedi, ya bura Kürdistan kardeşim dedi, vereceğim dedi size. Orada o kelimeyi kullanan o hadsize Kürdistan lafını yedirmeden oradan sen nasıl çıkarsın? Ya bırak orada kavga olsun ya. Bırak orada yer yerinden oynasın. Bakın, bazı fikirler vardır. Hiç beklemediğiniz yerde birileri tarafından ateşlenir ve fark etmezsiniz. Ama Hiroşima'ya düşen atom bombasından daha tehlikelidir. Yani siz Sayın Akşener'in tepkisini yeterli bulmadınız. Tepki göstermedi ki yeterli, yetersiz olarak değerlendireyim. Orada açıklamaya çalışıyor. Ya ne açıklıyorsun ya? Sen o hadsizliği yapamazsın. Kürdistan diyemezsin. Efendim ben vatandaşım. Vatandaşsan hiç diyemezsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kürdistan yeri bellidir ki ben orayı dahi tanımıyorum. Buyursun gitsinler. Bizim problemimiz nedir biliyor musunuz? Biz yanlış yaptığımızda başkalarının olası veya geçmişte yapmış olduğu yanlışlara sarılıyoruz. Ya yanlışlara sarılma. Sen siyaseti neden yapıyorsun? Sen siyaseti benim için yapıyorsun, vatandaş için, değil mi? Vekil oluyorsun, vekaletimi veriyorum sana. Genel başkan oluyorsun, milletvekili oluyorsun. Neden? Ben devlet yönetiminde kendi ideolojimi,
etnik veya dini hassasiyetlerimi beyan edemiyorum, devlet yönetimine yansıtamıyorum doğrudan vatandaş olarak, sen benim yerime bunları dillendir. İyi Parti'de MHP'den gelen veya tabanda farklı siyasi partilere önceden kaymış olan, milliyetçi olarak kendini adleden kişilerin ideolojisini yansıtmak ve dillendirmek için kurulmuş bir parti ise, doğal olarak tabanın sesini yansıtmak durumundadır. Parti yönetimleri kendi aralarındaki siyasi birliktelik veya çıkar ilişkileri bağlamında tabanın sesini kulak vermezse ve tabanın sesini duyurmazsa, o zaman ne işe yararlar? Hiçbir işe yaramazlar. Demek ki sen kendi koltuğun için sessiz kalıyorsun. O zaman vatan ve millet için çalıştığını ve milliyetçi tabana hitap ettiğini söylediğinde ben inanmam. Efendim o yanlış yaptı. Yaptı. Sen doğrusunu yap. Sen tabanının senden beklentisini o hadsizin yüzüne vuracaktın. Ben başka bir şey tanımam yani. MHP liderinin burada, gösterdiği bir tepki de var. Onu şey da size söz vereceğim. Şunu izleyicilerimize de paylaşmış olalım. Sayın Bahçeli de şöyle bir tepki gösterdi. Karşısına çıkan bölücü bir alçan, burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır. Gerekirse şehit oluruz, gerekirse şahit oluruz. Ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız, asla böldürmeyiz. Kürdistan fitnesinde bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşı dururuz ifadesini kullandı. Buyurun. Sayın Bahçeli'nin bu ifadelerine söylenecek bir şey yok. Yani o kendi dünya görüşünün ve meseleye bakışının gereğini yerine getiriyor. Şimdi burada iki noktaya değinmemiz lazım. Ertuğrul kardeşimin burada bağlamından koparma tanımlaması doğru değil. Neden? Dikkat edin. Cümleye şöyle başlıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Niye öyle başlıyor? MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa, o dönemde MHP ve CHP ne diye suçlamış şeyi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni? Açılımın dolayıdır. Hayır, bölgeye Kürdistan tanımlamasını yaptığı için, bu tanımlamayı yaptı diye karşı çıkmış. Ve Cumhurbaşkanı, MHP ve CHP bunu niye böyle söylüyor? Bakın, böyle bir tanımlama vardır tarihimizde ve bunu biz mirası reddedemeyiz. Bu bizim bize devrettiği tarihin mirastır. Bunu görmezlikten gelemeyiz diyor. Yani öyle söylediğin öyle var, yok hocam. Var. Binali varsa, Yıldırım'ın da var, şeyin de var. Hocam var, o dediğiniz açıklama var, dışında yok. Gir internete bulacaksın. Bu dediğim açıklamayı niye yapıyor? Niye yapıyor? Hayır, bu soruyu sormak lazım. Hocam, o zaman o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi niye karşı çıkmış? Yani Cumhurbaşkanı'nın bunu ifade etmesini gerektiren şey ne? Söyleyeyim hemen. Ama yani... Söyleyeyim şimdi hemen. Şimdi varsayım üzerinden gitme. Yok, söyleyeyim hemen. Varsayım üzerinden hocam, gitme. Sen de varsayım üzerinden yani, gidiyorsun. Hayır, ben buradaki hayır, açık ve net olayın üzerinden gidiyorum. Şöyle. Hayır, bir kere izin ver, onu tamamlayayım. Peki, izin veriyorum hocam. İzin tamam, ver, tamamlayayım. Tamamlasın. Yani... Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde Cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu Başbakan muhtemelen tarih itibariyle, belki de Cumhurbaşkanlığı dönemi. 2019 Cumhurbaşkanı. 2019 değil. Bu daha eski. Bu daha eski. İstanbul seçimleri işte. 2000. O dönemde yapılmış. Hayır, işte. Hayır. Daha önce yaptı. Bu 2015. Binali Yıldırım'ınki o tarihler. O zaman Cumhur İttifakı yoktu. Cumhur yoktu. 2015, 2014, 2015 hatta belki daha öncesinin olayı bu. Evet. Ben tarihi tam olarak hatırlamıyorum. Ama kavga, yani MHP ve CHP denilse... Kavga bu bölgenin maalesef AKP tarafından Kürdistan olduğu noktasında değerlendirme yapması üzerinden çıkıyor. Ve o dönemde Sayın Bahçeli itiraz ediyor. Ve bu itirazına karşı verdiği cevap bu. Yani... Öyle bağlamından koparma falan peki diye bir şey yok. Ertuğrul Bey'i dinleyelim isterseniz. İkinci, bir dakika ama yani. Tamam, buyurun. Tamam, ikinci. Ya. İkinci boyutu ise, yani kimse tabii verilen cevabı yeterli bulmak ya da bulmamak herkesin kendisine kalmış bir şey. Bu bir yorumdur sonuçta. Sayın Genel Başkan'ın da orada söylenmesi gereken şeyi söylemiştir. Hı hı. İlla şahsın boğazına sarılarak, boğazına çökerek bir şey yapmak, bu bir üslup meselesi. Bunu niye böyle bu şekilde müdahale etmedin hocam, diye ağzından tanımlama Kürdistan yapılmaz. Diye bir yeri yoktur lafı onu, çıktı mı Sayın Genel Başkanım? Onu Allah tanımlama aşkına. Yapmaz. Allah aşkına. Öyle söylüyor. Böyle Kürdistan bir tanımlama, söylemi terör örgütünün diyor mesela ben diyor buna Akşener. Katılmam sonradan diyor. Sonradan söylüyor onu. Bak,
vatandaşın yanında ya sonradan söylüyor, gelen önceden söylüyor falan. Olur mu? Gelen tepkiler şimdi böyle siyasi söylüyor. Böyle siyasi şeyler üzerinden o konuşmanın tamamını dinlersen hepsini göreceksin. Yani buna katılmadığını söylüyor. Bu bir üslup sorunu. Yani herkes i̇şte evet bence herkes de sorun. Herkes Sayın Bahçeli gibi ifade etmek zorunda değil. Böyle bir şey yok. Veya senin mantığınla senin gibi ifade etmek zorunda değil. Herkes kendine göre bir ifade tarzı belirler. Niye o şekilde ifade etti de böyle ifade etmedi diye bir değerlendirme yapılamaz. Şöyle bir eleştiri de var MHP'den gelen Sayın Akşener'e. MHP'li Semih Yalçın şöyle söylüyor. Sözde Kürdistan beyanı karşısında gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur. Bir kere daha altını çiziyorum. Buradaki bunlar yorumdur. Anlatabildim mi? Hı hı. Siyasette bu tip yorumlar yapılır. Yani bu yorumun doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinden değerlendirme yapamayız. Böyle bir şey yok. Ama bir tek yani bu yorumdur. Bu siyaset karşılıklı. Yani bunu şimdi sen okuyarak bu bir gerçeklikmiş şeklinde değerlendirme yapamazsın. Yani yapılamaz daha doğrusu. Yani yorumdur. Siyasi liderler kendi aralarında bu tip şeyleri değerlendirirler ve tanımlamalarını böyle yaparlar. O tanımlamayı şöyle yapıyor diye o olay o gerçeklikten yola çıkılıyormuş izlenimi verilemez. Böyle bir şey yok. Hocam yani, ama her yorum üzerinden biz oturup yorumun yorumunu yapmaya kalkmamızın anlamı yok. Böyle bir şey yok. Şöyle bir durum var. Eleştiri de var. Bir oy beklentisi olduğu için gereken tavrı göstermemiştir şeklinde yani, bir eleştiri var. Yani, ben bu eleştiriyi soruyorum yani, size. Bunun oy beklentisiyle mi ya da başka bir şekilde başka bir nedenle mi yapıldığı noktasında bir... Bu da bir yorum. Yani onu niyet okumak. Biz yorumları tartışıyoruz zaten. Yorumu tartışmak, bak yorumu tartışmak başka bir şey. Doğru da değil ayrıca. Siyasette yorumu tartışamazsın. Siyasette var olan şey, gerçeklik nedir? Onun üzerinden değerlendirme yapılır. Peki. Yorum üzerinden. O yorumu o yapacak, o... Herkes kendine göre yorum yapıyor çünkü. Biz gazeteciler yorum herkes yapıyoruz. Herkes kendi bakış açısından yorum yapıyor. Siyaset böyle bir şey. Ben şimdi yorumun ötesinde artık bu işin şu aşamada karine durumuna geçtiğini düşünüyorum. Bir aşama sonrası da İYİ Parti'nin tamamen milliyetçi çizgiden kopma noktasına gelmesi durumu olacaktır. O kadar niye söylüyor? Yani, örneklerimi vereceğim. Böyle bir değerlendirme yapılmaz. Şimdi bakın, yani, milliyetçi çizgiden koptuğunu yok böyle bir şey. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener büyükelçilerle ilgili yaptığı bir açıklamada bir televizyon programına katıldı. Ve orada dehşetle izlediğim şu ifadeleri kullandı. Dedi ki programın sunucusu dedi ki ya bu bir iç meseledir. Niye Avrupa Konseyi veya Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Konseyi'ne üye olmamasına rağmen müdahil oldu bu işe? Ve Sayın Akşener dedi ki ya dedi bu bir iç mesele olamaz. Neden olamazmış? Dedi bu evrensel insan haklarını ilgilendiriyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ilgilendiriyor. Avrupa Konseyi'ni ilgilendiriyor. Bu iç mesele olmaktan çıkmıştır, dış meseledir. Hayretler içinde dinledim. Büyükelçiler meselesindeki yorumunu söylüyorsunuz. Ya sana soran oldu mu bu iç mesele midir, dış mesele midir? Sen Türkiye'nin sıkıştırıldığı bir noktada devletin, hükümetin yanında durmak zorundasın. Orada demen gerekiyor ki, ya Amerika sen... Avrupa Konseyi'ne üye olmamana rağmen ne hadle bu açıklamayı yapıyorsun? Hangi hakla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını savunuyorsun? Sen oraya üye dahi değilsin. Demesi gerekirken ya sizi ne ilgilendirir? Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kararları egemenlik haklarımızla ilgilidir. Ben tanımıyorum hiçbirini demesi gerekirken ya diyor karışın. Ey Amerika gel diyor karış. Bu iç mesele olmaktan çıktı diyor. Ey Avrupa karışın. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Ya gitsin Tayyip Erdoğan. Peki bu sözlerin mi milliyetçi çizgisinden koptuğunu gösteriyor İYİ Parti'nin sizce? AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren hiç kimsenin derdi ne koltuktur, ne iktidardır, ne odur, ne budur. Devlettir, vatandır, millettir. Biz milli egemenliğimiz söz konusu olduğunda dahi birleşemiyorsak, milliyetçi çizgide olduğunu iddia eden bir partinin genel başkanı
sizin ne haddinize Türkiye'nin egemenlik hakkı olan yargı meselesine karışmak diyemiyorsa, bu bizim iç meselemizdir, biz yeri geldiğinde eleştirimizi yapar yükleniriz, siz karışamazsınız, konuşamazsınız demesi gerekiyorken, ama Sayın Akşener'e bakıyoruz, diyor ki bu iç mesele olmaktan çıkmıştır, dış meseledir, gelin karışın, evet, gelin Türkiye'ye müdahale edin. Ya niye bunu söylüyorsun? Şimdi konuyu başka bir noktaya getiriyorsunuz ama bir taraftan. Ya bu, hayır bu, şöyle, bu, o tamamen, yetmiyor. Tamamen abartma, o yetmiyor. Tamamen abartma ve doğru olmayan bir değerlendirme. Ben videoyu doğru olmayan bir değerlendirme. O yetmiyor. Yani Kürdistan sayın, diyen bir hat size. Sayın Genel Başkan, ya aynı şeyleri söylemeden anlamı yok. Karineye getiriyorum hocam, yorum değil. Hocam yorum değil, bırak, yorum bırak, değil bırak, onu getiriyorum. Bu şekilde bir değerlendirme olmaz. Kürdistan diyen bir vatandaşa. Bak. Bu şekilde yorum, neredeyse, bu şekilde yorum olmaz. Hocam yorum, bu şekilde yapıyorum, yorum olmaz. Bu tamam ki kişisel duygularını, kişisel şeylerini hayır, bu şekilde. Hayır hocam. Yani kamu, böyle olmaz. Hocam video var ya. Hayır. Hocam ve, KRT televizyonuna katıldı. Video var Sayın Akşener. Sen genel başkanın grup konuşmasında bu konuyla ilgili yaptıkları, yani büyükelçilerin yaptıkları şeylere karşı ifadelerini hepsini hatırlıyor dinledim, musun? Hepsini dinledim. Dinlediysen dinledikten sonra böyle dinledim, bir yorum yapılır mı? Hocam, bu bir. İkincisi, bak orada sayın orada video izledim orada mı? Video izledim, ben izlemedim mi? Yurt dışındaydım. Hocam o zaman sen yorum yapıyorsun. Ama, niye dakika, bana yorum hayır, yapıyorsun? Hayır, ben dinledim. Başka bir şey söyleyeceğim ama. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen hukukçusun değil mi? Evet. Anayasada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ile ilgili hocam, Türkiye'nin değerlendirme zorunluluğunun nasıl olduğunu da biliyorsun. Hocam orada, bak, orada insan hakları ile ilgili. Hocam, lütfen. Hayır, bir dakika ama yani. Hocam bak sen bir dakika bir vatanperver adamsın. Ya bir dakika bir dinle vatan. Hocam bir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yok, kararlarını vatanperverlikle bunun bir alakası çok yok alakası kardeşim. Var hocam. Alakası bak, yok. Ben hukukçu sen muyum? Kendi anayasa mahkeme anayasana koymuş musun? 90. madde hatırla. Onda bir ek madde var. Altında 4. madde zannediyorum aklımda yanlış zaten kalmadıysa. Dört. Ne diyor o? Evet. Hocam insan haklarıyla temel İnsan hak İç ve hürriyetleriyle alakalı şeyler. Tamam. Ama uygulama yükümlülüğü yok. Sadece uygulama yükümlülüğü değil. Burada yapılan değerlendirmeyi ona referans göstermek. Gösteremez. Hepsi bu. Gösteremez diye bir şey niye yok. Niye gösteremez? Sen kendi anayasana koymuşsun kardeşim. Bak, anayasana şimdi, koyduğun bir şeyi bakın, niye gösteremezsin? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onun öyle olduğunu söylüyor olmak. Onun öyle olduğunu söylüyor olmak. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hayır onun öyle reklam olduğunu söylüyor. Reklam arasında izle lütfen sonra konuşalım. Onun öyle olduğunu söylüyor. Ya hocam bak bir şey söylüyorum. İzle bak, onun lütfen öyle olduğunu konuşalım. Söylüyor. Hocam izle yani, lütfen buradan, izle buradan öyle böyle, konuşalım. Buradan böyle hocam bir şey söyleyeceğim. Şey değerlendirmeler çıkarmaya gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Yani, reklam arasında ben sana izleteyim sonra tekrar konuşalım. Çünkü izlemediğin için doğru partini savunuyorsun. Ben saygı duymaktan partini başka bir şey partiyi savunmuyorum. Ben şimdi burada bakın, sadece bazı anayasa, gerçekleri ifade ediyorum. Anayasa 90. Yani hocama, sen şimdi oturduğun yerden böyle söylemeliydi. Ya niye öyle söylemeliydi çünkü kardeşim? Milliyetçi adı senin, altında senin değerlendirmen. Hocam, herkesin milliyetçilik, herkesin milliyetçilik anlayışı, yapıyor, herkesin ifade tarzı şeydir. Şimdi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin hocam, milliyetçilik konular, anlayışı içerisinde hayır, mi davranmak zorunda? Bazı konular milliyetçilik sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin ifade tarzıyla mı yok, ilgisi Türkiye'de yok ilgisi gerçekleşiyor? Yok. Hayır böyle bakın, bir şey yok. Milliyetçilik herkese göre, herkesin kendi anlayışı içerisinde, yok, belli prensipler şey içerisinde vatanseverlik, yurtseverlik, milli ve Türk milli değerlerinin, manevi değerlerinin arkasında olmak. Üslubu herkesin kendisine göredir. Yani hocam, şimdi böyle bir şey yok ya. Milli egemenlik söz konusu olduğunda... Milli egemenlik söz konusu olduğunda, söz konusu bak olduğunda, biraz önce söylediğin yanlış nokta şu. Hiç yanlış kimse nokta şu. Yorum hakkı bir düşmez. Hayır, hayır. Milliyetçilik yanlış nokta şu. Tek omurga üzerinde şimdi, gider hocam. Şimdi bak, Sayın Akşener, siyaset Amerika yapmak, Birleşik Devletleri'nin ülke ocaklarını bak, terörist ilan etme politika çabasına cevap verdi mi? Niye cevap versin? Niye vermiyorsun? Soru mu sordunuz? Bu ülkenin genç çocuklarının milliyetçi, vatanperver çocuklarının yetiştiği ocağa terörist niye ilan eden terörist ilan eden Amerika Birleşik Devletleri'ne tek kelime etmiyor. Hayır böyle bir zorunluluğu mu var? YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen ve bizim arkadaşlarımız diyen CHP ile ortaklık yapıyor. Terörle mücadele için tezkereye hayır bak, diyen CHP ile ortaklığa devam bu, ediyor. Bu şimdi, Kürdistan bu şimdi, diyen bir adama haddini bildirmiyor. Bu şimdi, büyükelçilerle ilgili yapılan hepsi, açıklamada bu söylediklerinin hepsi tamamen fasarya. Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahaleye alkış tutuyor. Bu sonra bana diyeceksiniz ki sen yorum bu yapıyorsun. Bu söylediklerin hepsi maalesef
Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı'nın ilk günden beri yürütmeye çalıştığı boş propagandalar. Boş propagandalar ve Millet İttifakı'nı parçalamaya yönelik bir siyasi algı yaratma süreci. Ertuğrul Bey, Ahat Bey, izleyicilerimiz şu an ikinizin de ne söylediğini anlamıyor. Çünkü üst üste konuşuyorsunuz. Hocam araya giriyor ama sürekli. Hocam araya giriyor. Yani sürekli hocam araya giriyor. Olmadık değerlendirmeler yapıyorsun. Ama olmadık değerlendirmeler yapıyorsun. Tamam, bırak ben konuşayım. Tamam, yorum anladık da. Yorum da bu kadar böyle taraflı şeyle yorum olmaz. Bir, soruyorum. Tamam, Ertuğrul Bey'i bir dinleyelim. Bu konuyu kapatalım. Ya bir soruyorum. Hayır, bu konuyu kapatamayız. Hayır, ya. Bu mantıkla gelirse onun cevabını vermek zorunda kalırız. Yani bu böyle. İzin verelim. Ertuğrul Bey'i dinleyelim. Sonra siz hocam, soru yanlış bir şey. Bir, ülke ocaklarının terörist ilan edilmesine dair yapılan çağrışmayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne tek kelime ettin mi? Bu bir. İki. Etmek mecburiyeti mi var? Evet. Soruyu soruyorsun evet. Da. Hayır efendim. Türk gençlerini. Türk gençlerini terörist ilan etmeye çalışan bir terör devletine haddini bildireceksin. Hocam, ülke ocaklarında bu Türk gençleri yetişiyor. Bu konuyla ilgili soruyu sorarsınız. O soruya vereceği cevaba göre değerlendirme hocam, yaparsın. Hocam müsaade et bitireyim. Ama yani, hocam müsaade et bitireyim. Yanlış bir şeyden yola çıkıyorsun. Yanlış bir yerden yola çıkıyorsun. Yanlış değil. Kendisine doğru, bu konuyla ilgili bir soru sorulmamış, bir değerlendirme yapılmamış. Ya ama bu şekilde bir şeye izin veremem yani. Hayır. Bir tamamlasın Ertuğrul Bey, sonra ben size söz vereyim. Tamamlaması için böyle bir şeyin bir mantığının olması. Tamam. Hocam, o zaman sen istediğin gibi konuşayım. Yaz önüme koy. Yani, de ki Ertuğrul'cum böyle konuş, ben de böyle konuşayım. Hayır, ben öyle konuş demiyorum. Ben Meral Akşener'in tavrından rahatsızım. Yani, ben onun şimdi, da gerekçelerini ortaya şimdi koyuyorum. Verdiğin gerekçelerin tamamı subjektif yorumlar. Hayır. Hayır, bir şey yok. Meral Akşener. Yani bu konuyla ilgili bir soru sorulmuş da o soruya cevap mı vermiş? İzleyicilerimiz de şu an eminim ki rahatsızdır sabah bu yüksek tondaki tartışmadan. Hocam, anlıyorum. Bu şekildeki bir anlayışa var hocam. Bu şekildeki bir anlayışa izin veremem. Hocam, anlıyorum. Suçluluk psikolojisi var. Hayır. Ama ne suçluluğu? Lütfen kişisel tartışmaya dönüştürmeyelim bunu. Ben bu şekilde bir değerlendirme ve bu şekilde bir yoruma İzin veremem. Kimse kusura bakmasın. Peki hocam, ben sizden izin almıyorum hocam. Erkan. Onu bir geçin. Hayır. Ben kimseden Ferişan'dan izin almam. Olmaz. Şimdi bakın. Yani böyle bir şeyin soru olarak gündeme getiriyorum diye yorum yapıyorsun. Böyle uzayacak şey bitmeyecek ne yazık ki. Bir tamamlasın. Siz de cevabınızı verin de burada bitirelim. Şimdi bakın. Konuyu bu şekilde gündeme getirerek bunun üzerinden bir değerlendirme yapılır kalkılırsa bu olmaz. Kürdistan'ın altında kalmanın psikolojisi var. Kişisel bir tartışmanın alakası yok. Herkes Kürdistan'ı senin istediğin ya da senin partinin istediği anlamda ifade etmek zorunda değil. İşte burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri duruyor. Yani bunlara bir ses çıkarmıyorsunuz. Hocam, bir şey söylüyorum. Bunları bir değerlendirmeye yapmıyorsunuz. Hocam, ifadeye çıkarıp beni mahcup eder misin? Neyi? Hangi Cumhurbaşkanı'nın Kürdistan ifadesini çıkarıp biraz önce okudum. Ama ben onun hangi açıklamaya binaen olduğunu söyledim. Peki onu niye? Tamam, ama niyeyi çıkarım niye benim. Niye Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı hocam, bu şey yorum yapmış? Hocam, sizden bir ricam var. Hayır, niye yapmış? O niyesini çıkarın, beni mahcup edin. Niye yapmış bunu? Ya niyesini çıkarın, beni mahcup edin. Niye yapmış? Dönmüş durumda, rica ediyorum. Ben açıklamalarımı tamamlamak istiyorum, lütfen. Kısaca alayım. Hayır, o şekilde bir değerlendirmeye katılamayız. Katılmayın hocam ya, katılmayın. Size söz vereceğim. Katılmayın hocam. Cevabınızı o zaman verin lütfen. Ertuğrul Bey, buyurun. Sabaha kadar keserseniz sabaha kadar bağırırım burada. Tamam, sabaha kadar biz de sabaha kadar tartışalım. Bir, yani benim için bir şey kadar, yok. Bu bir psikolojisidir. Ben İyi Parti'yi hakikaten tezkereden dolayı tebrik ederim. Ediyorsunuz tavrından dolayı. Mükemmel. Olması tamam. Gereken ya. Olması gereken bu. Doğrularını söyleriz. Ama bizim İyi Parti'ye dönük eleştirilerimizin sebebi üzüldüğümüzdendir. Neden? Ya çünkü bu parti kuruluşunda milliyetçilik misyonuyla büyüyen ve aslında Türkiye'de benim de şahsen olması gerektiğini düşündüğüm bir ideolojinin temsilcisi. Ve yaptığı hatalarda şunun için isyan ediyorum. Ya senin yolun bellidir, çerçeven bellidir. Bunu yorumlarla oy devşireceğim diye yapma, çerçeveyi bozma. Sen doğru ol, eğri doğruyu bulur zaten. Sen Kürdistan lafına cevap vermiyorsun.
Cevap vermiyorsun diye işte bak tanımlama doğru değil. Ama tanımlama doğru değil. Yani Kürdistan şeyine kendi üslubu içerisinde cevap veriyoruz. Bu cevabı yeterli bulup bulmamak ayrı bir şey. Tamam. Ama cevap vermiyorsun diye değerlendirmek başka bir şey. Yani bir hukukçuya yakışıyor mu şimdi? Size göre yeterli bir cevap değil. Yani bu hukukçuya yakışıyor mu? Tamam. Yani yeterli bulabilirsin, bulmayabilirsin. Bu senin görüşün. Ama yani cevap vermiyorsun dediğin zaman bu doğru olmaz. Hocam, öyle bir şey yok. Hocam hepinizi çok zor durumda bıraktı da Sayın Genel Başkan ama yapacak da bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Bu senin yorumun yani. Macun tüpten çıktı geri dönmez. Bir tamam. Bitireyim çok lütfen artık bitiremedim ki. Yani, bitiremedim tamam, ki. Yani, sabahtan beri. Lütfen tamamlayayım sonra Rahat Bey'e yani, hocam Genel Başkan'ı düzeltecek diye hocam düzelmez. Yani, düzelmez. Ya, bu senin görüşün. Macun anlatmaya tüpten çalışıyorum. Çıktı düzelmez. Bu senin görüşün. Ülke yani bak, ocaklarına sahip çıkmayacaksın. Hayır. Ülke ocakları dediğiniz yeri korumak zorundasınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin gençleri orada yetişiyor. Çünkü Türkiye'nin gençlerine orada milliyetçilik, vatanperverlik, nasıl düzgün adam olunur, nasıl düzgün Müslüman olunur anlatıyorlar. Nasıl Türk siyasetine kazanırız bu Türk gençlerini onu anlatıyorlar. Nasıl düzgün siyaset yapılır onu anlatıyorlar. Nasıl egemenlik hakları korunur onu anlatıyorlar. O yüzden Türk gençlerini korumakla mükellefler herkes. Ülke ocaklarını korumak zorundasınız. Peki. Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap vermek durumundasın. Kürdistan diyen hadsize haddini bildirmek durumundasın. Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili olan konularda iç siyasettir, iç siyasetten çıkmıştır, dış siyasettir, gelin müdahale edin diyemezsin. Peki. O yüzden tamam, İYİ Parti'nin milliyetçi çizgisi bence karine olarak, hocama özellikle benceyi belirtiyorum, bence karine olarak zayıflamak ve erozyon durumuna geçmiştir. Peki, bu senin görüşün. Bu senin görüşün. Bu Ertuğrul Bey'in görüşüdür. Hı hı. Biraz önce söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Yorum yapmak ayrı bir konu. Ama var olan gerçekleri saptırmak ayrı bir konu. Yani cevap vermedi demek doğru değil. Cevabını yeterli bulmadım. Bulmayabilirsin. Ülke ocaklarıyla ilgili Sayın Genel Başkan'a bir soru sorulmuş da bunu nasıl görüyorsun, nasıl şey yapıyorsun ya demiş. Sultan duydu. Ya onunla ilgili. Senatoda bir çalışma yapıldı. Bir dakika, bir dakika şimdi bak. Bak aynı şeyi şimdi sen yapıyorsun. Aynı şeyi şimdi sen yapıyorsun. Aynı şeyi sen yapıyorsun. Hangi Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında kim böyle bir değerlendirme yapmış? Hangi parti değerlendirme yapmış? AK Parti de yaptı, yani Milliyetçi Hareket Partisi de yaptı. Büyük Birlik Partisi de yaptı. Bu soruyu sorarsınız. Neyi soruyor? Bu soruyu yani Sayın Genel Başkan'a bu soru sorulur. Türk gençlerine sahip çıkmak ister misiniz diye soru soracak hocam. Sayın Genel Başkan'a bu soruyu sorarsınız. Cevabı verdiği cevap üzerinden olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapmak söz konusu olabilir. Bunu, hocam anlıyorum. Yani bunu, buna anlıyorum şey yok. Hocam, anlıyorum. Şimdi Doğu Türkistan meselesinde AKP'nin ve MHP'nin sessiz kalmasına bir şey diyor muyuz? Hocam. Bir şey diyor muyuz? Bak, demiyoruz. Peki, niye demiyoruz? Niye demiyoruz? Niye demiyoruz? Çünkü bu soru sorulup cevapları alınmadığı sürece bir değerlendirme yapılmaz. Mesele bu. Olur peki, mu? Yani, peki anlaşılmıştır. Çok teşekkür sahip ediyorum. Çok samimi bir tartışmaydı. Şey konusu bir bağlantı yapacağız efendim. Çiftlik Bankı davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın biliyorsunuz İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından da İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Peki gelişmeler neler? Muhabirimiz Hilal bizlerle paylaşacak. Hilal söz sende. Hilal beni duyabiliyor mu? Hilal Yıldırım beni duyabiliyor mu? Sesli zannediyorum. Bir sıkıntı var. Arkadaşımla gitmiyor. Bağlantıda bir problem var zannediyorum. Tekrar sesleneyim. Hilal Yıldırım beni duyabiliyor musun? Peki alalım arkadaşlar. Biz devam edelim isterseniz. Şimdi bir taraftan da şöyle bir tartışmada söz konusu. Biraz önce izleyicilerimize de paylaşmıştık, ekrana geçirmiştik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri ne demişti? Söz veriyorum. O kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir. Mücadele bilek işidir. Efendim Biden bana güldü mü, gülmedi mi? Biden benle tokalaştı mı, tokalaşmadı mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına çıkıp böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum. Selam versin, vermesin ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her kişinin itibarıdır ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan da bir tepki geldi. Tezkereye hayır diyeceksiniz. 2 gün sonra Kandil'e gitmekten bahsedeceksiniz. Tezkeresiz Kandil mi olur ifadesini kullandı. Bülent Turan bir tarafta PKK'nın temsilcisi gibi davranan HDP var. Diğer tarafta ülkücü milliyetçi olduğunu iddia eden bir başka siyasi hareket var. Bu ikilem içinde çıkmazın tam göbeğinde kendisi bir gün İyi Parti'ye, diğer gün HDP'ye yer almaya çalışıyor görüşünü paylaştı. Ertuğrul Bey, sizinle devam edelim. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü, söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan edeceğim sözlerini, ardından gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan gelen tepki nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım, ama tam biraz önce bağlantımızda bir sorun yaşanmıştı. Tekrar bir dönelim Çiftlik Bank davasında. Değerli izleyenler, Fatih Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Hilal Yıldırım detayları bizlerle paylaşacak. Hilal. Evet, Fatih Aydın İstanbul Emniyetinden saat 8'de bu sabah çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık bir 10 dakika önce de Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca, soruşturmayı yürüten savcılıkça sorgusuna başlanmış oldu. Bugünkü süreç Fatih Aydın'ın savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilmesi ve ardından da verilecek karar üzerine cezaevine götürülmesi şeklinde devam edecek. Aslında dün emniyette 13.30'da başlamıştı Fatih Aydın'ın sorgusu ve barodan atanan bir avukat eşliğinde yapıldı. Emniyette de pek çok soru hazırlandı Aydın'a. Hem Çiftlik Bank'ın kuruluşu, hem Uruguay'daki şirketler için Bitcoin cihazları üzerine pek çok soru hazırlandı. Kardeşi Mehmet Aydın'ın mağdurlara ödeyeceği paralarla ilgili de sorular hazırlanmıştı. Ancak Fatih Aydın sorgusunda susma hakkını kullanmayı tercih etti. Sorulacak hiçbir soruya cevap vermeyeceğini ifade etti. O yüzden bugün aslında buradaki sorgusu çok önemli. Burada konuşup konuşmayacağı, hakimlikte ya da savcılıkta ifade verip vermeyeceği merak konusu. Biz de bunu ilerleyen saatlerde bu bilgiyi edinip sizlere aktarmış olacağız. Geçtiğimiz salı günü İstanbul Havalimanı'na 18-15'te getirilmişti Fatih Aydın. Temmuz'da çünkü Uruguay'da yakalanmıştı. Kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı Fatih Aydın ve akabinde Türk adli makamlarınca iadesi talep edildi. Bu iade talebi kabul edilmesinin ardından da Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iade süreci başladı ve salı günü İstanbul Havalimanı'na Interpol ekipleri eşliğinde 18-15'te getirilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından da vatandaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve salı gününden itibaren emniyette sorgudaydı Fatih Aydın. Bu sabah işlemleri tamamlanarak saat 8 itibariyle sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye getirildi ve tekrar edeyim, az önce de sorgusu başlandı soruşturmayı yürüten savcılık tarafından. Söylediğimiz gibi ifade verecek mi, bugün konuşup konuşmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak. Biz de bilgiler edindikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sözü yeniden size bırakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde Türkiye ekonomisini anlattı. Ülkemiz yükseliş trendini sürdürdü, dedi. Erdoğan, yatırımcının yalnız bırakılmadığını ifade etti. İhracatta önemli bir rekora imza atıldığını söyledi. Ülkemiz 2020'de yükseliş trendini sürdürdü. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Küresel piyasalarda doğalgaz fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetlerine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, doğalgazdaki fiyat artışına değindi. Bu artışın vatandaşa yansıtılmadığını söyleyen Bakan Elvan, 1/4 fiyatına verildiğini aktardı. Doğalgaz fiyatı da metreküp başına %349 arttı. Daha birkaç gün önce bu oran %400'ün üzerindeydi. Söz konusu maliyet artışlarını da vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtıp maliyetin önemli bir bölümünü biz üstleniyoruz. Şu anda
ısınma amaçlı olarak yurt dışından 100 birime mal ettiğimiz doğalgazı 1/4 biri fiyatına, yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetlerine katıldı. Programda konuşan Elvan'ın gündeminde asgari ücret ve enflasyon vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan birisi vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Karadeniz'de doğalgaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi böyle vermişti. Oradan biz o doğalgazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez o müjdeye ilişkin açıklama yaptı. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de hidrokarbon aramalarına hız verildiğini söyledi. Müjde vatandaşın cebine yansıyacak dedi. Türk Ali 6 kuyusunda sondajlarımız devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün inşallah ilk yarısında bu gazı insanımızla buluşturmak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da çok güzel bir müjde vereceğim dedi. Bu sadece devletin kasasına değil, vatandaşımızın kasasına da doğrudan yansıyacak bir durum olacak. İşte bu fiyat artışları, arz tarafındaki kısıtları da kendi kaynaklarımızı ürettikçe, buldukça daha da rahat yönetebilir hale geleceğiz. Eşini de yanına aldı, düştü yollara. Tam bir yıl boyunca her ay aynı rutini izledi. Önce pazara gitti, ardından da markete. 17 küsur alıyorduk bunu ya. Şimdi 23-75 olmuş. Neredeyse 24 kilo. Değil mi? 17 küsur alıyorduk. Tabii 17 küsur alıyorduk. Şimdi 23-75 olmuş. Bir hafta yeter ya da yetmez mi sana? Alışveriş yaptı, fiyat değişimlerini ortaya koydu. Mazota zam geldi, şeye zam geldi. Bunlar tabii bizden çıkacak hali yok. Bunlar vatandaştan çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici enflasyonunu %19,89 olarak açıkladı. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise aynı fikirde değil. Bir yıldır sürdürdüğü Vatandaşın Gerçek Enflasyonu adlı çalışmasını tamamladı. Kilosu 60 lira. 60 lira? Evet. Peynirin. Evet, işte Türkiye tarım olan bir ülkede, hayvancılık olan bir ülkede peynirin kilosu 60 lira. Dikbayır, 12.sini gerçekleştirdiği aylık alışverişin ardından fiyat farkını anlattı. Geçen ay toplam 808 lira 66 kuruşa aldığımız ürünleri, aynılarını bu ay 836 lira 48 kuruşa aldık. Yani bu ayki enflasyon %3,44. Yıllık enflasyon, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların enflasyonu %51,5. Tavuğa zam gelmiş, 70 liradan 90 liraya çıkmış. Doğru. Ayçiçek yağı 17 liraymış geçen ay, 1 litresi. Hı hı. 24 liraya çıkmış. Hı hı. Tuvalet kağıdı da 33 liradan 36 liraya çıkmış bir ayda. Ümit Dikbayır TÜİK'i eleştirdi. Gerçek enflasyon %67 dedi. Aslında gerçek enflasyon bu da değil. TÜİK'in açıkladığı enflasyon hiç değil. Biz geçen sene Ekim ayında 499 lira 27 kuruşa aldığımız ürünlerin aynısını bu ay 836 lira 48 kuruşa aldık. Yani aslında gerçek enflasyon %67. Ondan 12'ye ekonomi başlığıyla devam ediyor efendim. Ekonomi nereye gidiyor bakacağız. Programımızın bu bölümünde bir konuğumuz daha var. Skype bağlantısıyla katılıyor. Sayın Murat Özsoy, ekonomist bizimle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba Çağla Hanım, hoş bulduk. Günaydın. Değerli konuklarımıza da çok saygılar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle baktığımız zaman verilen mesajları aslında ekrana getirdik. Bir kez daha altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 zirvesine gönderdiği video mesajında uluslararası kuruluşlar %9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz
dedi. Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz ifadesini kullandı. Ayrıca Bloomberg'de TÜİK'in Ekim ayına ilişkin enflasyon endekslerini açıklamasının ardından bir analiz hazırladı. Analizde enerji maliyetlerindeki artış ve Türk lirasının değer kaybına işaret edilerek tüm büyük para birimleri arasında en kötüsü konuma yerleşti yorumunda bulundu. Murat Bey ne dersiniz efendim? Büyüme rakamlarını, rakamların sokağa yansımasını, vatandaşın cebine özellikle yansımasını nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii büyüme tarafına baktığımız zaman Çağla'dım aslında yani makroekonomik göstergeler açısından baktığımız en önemli makro gösterge olarak söyleyebiliriz büyüme rakamını ama sorunuzda aslında çok önemli ve güzel bir detay var. Vatandaşa yansımasını nasıl buluyorsunuz diye sordunuz. Asıl büyümenin vatandaşa yani yaşayan sizlere bizlere yansıması çok tabii ki hissedilemiyor. Yani şu anda işte büyüme çift haneli de olsa başka bir şekilde de olsa üç haneli de olsa abartıyorum. Sonuçta vatandaş tarafındaki alım gücünün zayıflaması, cüzdanındaki payın düşmesi büyüme tarafını çok ilgilendirmez hale geliyor vatandaş açısından baktığınız zaman. Şimdi büyüme tarafı tabii ki yani Türkiye 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte artı bir hızlı bir büyüme sergileyecek gibi gözüküyor. Gerçi 2. çeyrekteki 121.7'lik büyümenin altında kalacak bir oran olacak tabii ki. Ancak bu sadece bize has olan bir durum değil. Şu anda küresel ekonomilere baktığımız zaman da raporları okuduğumuz vakitte orada da özellikle yılın geri kalanında 4. çeyrekte büyümelerin nispeten biraz daha artışa geçeceği, 2022 yılında da özellikle ikinci yarısıyla beraber pandeminin etkilerinin gitgide azalmasıyla beraber global anlamda büyümelerin hızlı bir şekilde yükselme trendine gideceği bir durum söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de bu paralelde gidecek konumda. Ancak bizim vatandaş gündemine baktığımız vakitte, halkın gündemine baktığımızda aslında büyümeden ziyade elbette ki düşen alım gücü söz konusu ve fiyat istikrarının sağlanamaması ve enflasyon söz konusu. Kaldı ki bizim geçmiş yıllardaki büyüme rakamlarımıza baktığımız zaman da yine pozitif büyümeler kaydetti Türkiye. İşte 2018'de, 2019'da, 2017'de hatta 2017'de gayet iyi bir büyüme rakamı vardı. Ancak bu büyümeler gerçekleşirken kur tarafında ne kadar kayıp sergiledik tarafına baktığımız vakitte yani Türk lirası ne kadar değer kaybetti tarafına baktığımızda o büyümelerin çok daha üzerinde bir takım değer kayıpları söz konusu. Ve biz şu anda hep Türk lirasının değer kaybını konuştuğumuz için açıkçası büyüme rakamı biraz haliyle gölgede kalıyor. Dolayısıyla büyüme rakamları o nispetle makroekonomik gösterge olması açısından ülkenin ne kadar daha fazla mal ürettiği, ne kadar daha fazla hizmet ürettiği açısından evet olumlu bir gösterge. Ancak hissedilebilir tarafa baktığımız vakit bunu çok fazla bir şekilde hissetme tarafı maalesef şu anda olamıyor. Peki şunu da sormak isterim. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ek olarak şöyle bir şey söyledi. Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz dedi. Asgari ücrete zam yapılması enflasyonda düşüşe neden olur mu? Yani enflasyon o kadar geniş bir olgu ki bir tane kalemle bunu değiştirmek çok mümkün değil. Bu arada tabii şunu da bahsetmende fayda var. İki tane önemli kavram var. Onları birbirinden ayırmak lazım. Fiyat artışı ve enflasyon konusu. Şimdi bu iki kavram çünkü karıştırılıyor aslında bakarsanız. Az önceki mesela haberiniz çok güzeldi bu manada. Orada bahsedilen bir fiyat artışından bahsediliyor. Yani biz bakkala manava falan gittiğimiz vakit gördüğümüz fiyatlardaki çok yüksek artışlar onlar fiyatların artışları. Yani enflasyon tarafına baktığımız vakit burada gerek TÜİK olsun, gerek dünyadaki bütün istatistik kurumlar olsun bunu ölçenler. Bir takım metriklere dayanarak bir takım hesaplamalar yapıyorlar haliyle. Dolayısıyla enflasyonla fiyat artışı arasında farklılık oluyor. Yani bunu mesela şeyde de görebiliriz. İşte Amerika'ya baktığımız vakit, Avrupa'ya baktığımız vakit oradaki enflasyon oranlarıyla yine Amerika'da bir markete gitseniz ya da Avrupa'da bir markete gitseniz orada da fiyat artışlarını malum enflasyon üzerinde haliyle görme imkanınız var. Ama asgari ücret tarafında tabii odaklandığınız vakit gerek işte geçtiğimiz günlerde de marketler tarafında da bir takım gündemler konuşulmuştu. Bunlar çok böyle sürdürülebilir tedbirler değil. Enflasyon tarafında Sayın Elvan'ın aslında dünkü açıklamasında bence en önemli konuşuydu. Orada satır arasında benim cımbızla çektiğim bir konu var. Bazı yerlerde muadil ülkelere karşı yani mealen söylüyorum tam birebir aklımda değil ama eksik kaldığımız, geride kaldığımız noktalar var dedi. Bu hakikaten aslına bakarsanız sözlü yönlendirmede belki bizim duymak istediğimiz daha gerçekçi bir yaklaşımdı. Onu biraz daha açsaydı, biraz daha gündeme getirseydi bence yani nerelerde aksaklıklar yaşıyoruz,
şuralarda aksaklık yaşıyoruz ve onları da şöyle aşmaya çalışacağız deseydi Sayın Elvan, bence çok daha nokta atışı, çok daha hedefe yönelik bir şey olurdu. Tabii Sayın Elvan'ın konuşmasında şöyle bir detay da var aslında bakarsanız. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı aslında ülkenin fiyat istikrarından değil, nispeten daha büyük çerçevede finansal istikrarından, işte vergi düzenlemeleri yapılmasından, devletin kasasının yönetilmesinden gibi konulardan sorumlu. Şimdi Sayın Elvan daha çok dünkü konuşmasında fiyat istikrarı odaklı bir konuşma yaptı ve burada da ben şöyle yorumluyorum konuyu. Nispeten Merkez Bankası tarafında beklediğimiz, hep o tırnak içerisinde yani aç olduğumuz gerçekten doyurucu bir sözel iletişiminin bence yapılması konusundaki eksikliğinin Sayın Elvan da farkında olarak bu konuda bir boşluk doldurma konusunda bence bir şey yaptı, konuşma yaptı ve iyi de oldu. Beklediğimiz, duymak istediğimiz şeyleri asla bakarsanız halk açısından ve piyasa açısından da bence Sayın Elvan bize verdi. Dolayısıyla bu şunu da gösteriyor. Para politikası ve enflasyon şu anda Türkiye'nin en önemli konusu. Yani büyüme olsun, başka konular olsun çok daha fazla ön planda değil. Enflasyon aşılamadığı müddetçe, fiyat istikrarı da sağlanamadığı müddetçe bizim mevcut yapısal sorunlarımız maalesef devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. Sayın Andican, siz ne dersiniz? Murat Bey TL'nin değer kaybına dikkat çekti ve bir taraftan da büyüme rakamları gölgede kalıyor dedi. Vatandaşın durumu malum. Sokağın durumunu biraz önce ekranlara geçirdik. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Şimdi şimdi yapacağım değerlendirmeyi üzülerek yaptığımı söylemeliyim. Çünkü bu ülkenin bir vatandaşı olarak her şeyden önce ülkenin ekonomisinin düzgün gidiyor olması, halkın refahının yükseliyor olması arzumuz budur. Beklentimiz ama evet. Bugün geldiğimiz noktada maalesef iktidar ekonomi yönetiminin kontrolünü kaybetmiş durumda. Yani artık ekonomide her alanında neredeyse iş, hani halk deyimiyle, meşhur halk deyimiyle saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde gidiyor. Yani bunu açık ve net bir şekilde ifade edelim. Bir makro plan yok. Makro plan yok. Kurumlar iyice etkilerini kaybetmiş durumdalar. Merkez Bankası başta olmak üzere. Şimdi bakın çok basit bir şey. Buradan önümüzdeki bir belgeden şeyi söyleyelim. Kavcıoğlu'nun, Merkez Bankası Başkanı'nın Türkiye'de fiyat istikrarını sağlama noktasında görevli olan kurumun başkanı. Çünkü fiyat istikrarı dediğiniz zaman bu faizlerin düzenlenmesi, enflasyonun kontrol altına alınması vesaire bunları ve dövizin özellikle kontrol altında tutulması meselesini tümünü içeren bir kavramdır. Fiyat istikrarı budur. Yani bunları kontrol ederek fiyat istikrarını sağlarsınız. Anlatabildim ne demek istediğimi? Ve bunu sağlayabilmek için de sizin bir planınız, programınız, çıpalarınız olması gerekir. Yani belli şeylere göre siz bunu planlarsınız ve kısa vadeli, uzun vadeli bu planları uygularsınız. Şimdi bakın, Mayıs 20, 2021, Mayıs ayı, dikkat edin. Kavcıoğlu ne diyor? Politika faizini belirlerken manşet enflasyona bakıyoruz. Manşet enflasyon dediğimiz, yani halkın deyimiyle tüfe, tüketici enflasyonu dediği enflasyon, manşet enflasyonu veya politika, ona göre de politika faizi belirleniyor. Bu manşet enflasyonu alırız diyor. Ne zaman söylemiş bunu? Mayıs 2021. 2021. Ağustos 2021'de Sayın Kavcıoğlu çıkıyor, diyor ki bu kez faizi belirlerken çekirdek enflasyonu esas alıyoruz. Çekirdek enflasyon ne? Enerjiyi ve gıdayı enflasyon parametreleri olarak bunları çıkardıktan sonra kalan parametreler üzerinden yapılan değerlendirme. Manşet enflasyon dediğin enflasyonun yaklaşık 2-3 puan altındaki bir enflasyon. Veya değer. Bu yani, değeri şimdi ölçü alacağız diyor. Yani buradaki fark ne vatandaşın anlayacağı dilde? Fark vatandaşın anlayacağı dille fark, vatandaşın yaşadığı enflasyonun altında bir enflasyon değerlendirmesini alacağız diyor. Anlatabildim mi? Hayır. Onun da niye olduğunu söyleyeceğim biraz sonra. Aynı Kavcıoğlu Ekim ayında, ikişer ay arayla oluyor bu. Diyor ki faizi belirlerken enflasyona değil artık cari açığa bakacağız diyor. Şimdi enflasyon neden önemli?
Enflasyon dediğin zaman vatandaş tabii bunun ne olduğu noktasında ekonomistler, beyaz yakalılar bunun işin ne olduğunu biliyorlar. Ama enflasyon dediğin şey alım gücünün düşmesi, pahalılık. Pahalılık, alım gücünün düşmesi, paranın değer kaybetmesi. Bunların hepsi bir arada bir enflasyon diye tanımladığımız şeydir. Şimdi Türkiye'de maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde, ekonominin sorumlusu benim ben diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde bir süredir enflasyon değerlendirmesinin TÜİK tarafından maalesef makyajlı bir şekilde gerçekler saptırılarak yanlış değerler üzerinden bir enflasyon değerlendirmesi yapıldığını görüyoruz. Yani iki tür enflasyon ortaya çıktı şu anda Türkiye'de. Bir, yaşanılan gerçek sokak enflasyonu, hissedilen enflasyon, bir de TÜİK enflasyonu var. TÜİK enflasyonu ne? 19.4. Peki, yani tüketici fiyat endeksi veya tüketici değerlendirmesi bu. TÜİK diyor ki, bizim tüketim mallarımızda veya işte enflasyonu oluşturan mallarda artış bu kadardır diyor. Peki, niye bunu 19'da, 20'de tutmaya çalışıyor? Onu da söyleyelim, ondan sonra üretici enflasyonuna geçeceğim. Şunun için, verdiğiniz tüketici enflasyonu, yani 20'de tuttuğunuz enflasyon üzerinden siz memur maaşlarını, işçi maaşlarını, emekli maaşlarını vesaire, bunların hepsini siz ölçü olarak bunu alıyorsunuz. Yıl sonunda veya yıl ortasında diyorsunuz ki enflasyon budur. Gerçekleşen enflasyon budur. Bu gerçekleşen enflasyona göre senin maaşına zam yapacağım veya fark vereceğim diyorsunuz. Halbuki gerçekleşen enflasyon bu değil. Ne peki? Üretici fiyat, üretici enflasyonu. Ne üretici enflasyonu? Şu anda Türkiye'de 46. 20 tüketici, 46 üretici. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Mal, malı üreten üretici %46 bir enflasyonla üretiyor. Ondan sonra onu %20 ile piyasaya vermesi bekleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu mümkün değil tabii. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Siz asgari ücreti neye göre belirliyorsunuz? Tüketici fiyat enflasyonuna veya TÜFE'ye göre belirliyorsunuz. %19, %20. Peki vatandaşın alım gücü niye düşüyor? Bu arada döviz yükseliyor. Bu arada üretici enflasyonu bu kadar büyük farkla ortaya çıkıyor. Sonuç vatandaşın alım gücü korkunç derecede düşüyor. Düşüyor, pahalılık diye tanımlanan şey bu. Vatandaş diyelim ki 100 liraya bir hafta önce aldığı şeyi ertesi hafta 125 liraya almak zorunda kalıyor. Yani fiyat artışı itibariyle söylüyorum. Bir de kendi cebine giren parayla o 100 lirayla geçmişte diyelim ki söz gelimi 3 kilo peynir alıyorken şimdi ancak 2 kilo peynir alabiliyor. Alım gücünün düşmesi de bu. Şimdi bütün bunlar ortadayken sanki böyle bir şey yokmuş gibi maalesef Sayın Cumhurbaşkanı rahatlıkla çıkıp raflarımız şeyle dolu, Amerika'da, İngiltere'de raflar boş, halkımız şey içerisinde, bana memurlarımız ve halkımız neyse bu konuda herhangi bir sıkıntı içerisinde değil diyebilecek kadar halktan ama kopuk. Ama şunu da söylüyor, halktan son olarak vatandaşımızın şey yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız da. Farkında olmak bir şey ifade etmez. İktidarda olduğunuz zaman siz muhalefete muhalefet yapamazsınız. Şikayetçi olamazsınız. Siz sorunu çözmek zorundasınız. Siz sorunu çözemiyorsanız bunun dış güçlere bilmem neye şuna buna bağlamanın anlamı yoktur. Vatandaş burada bir gerçeklikle karşı karşıya. Bu gerçeklik nedir? Alım gücüm düşüyor. Ha, şimdi bugüne kadar pandeminin etkisi var mı sizce bunda? Pandemiden çok önce başlayan bir süreç bu. Pandemiden çok önce başlayan bir süreç. Bakın dikkat edin. Türkiye'de kişi başına düşen gelir itibariyle, 7 yıldır bir azalma var. 7 yıldır. Arka arkaya devam eden bir azalma var. Bu pandemi 2 yıllık bir hadise, 1,5 yıllık bir hadise. Dolayısıyla yani ondan çok önce başlayan bir hadise bu. Peki. Bunu tabii vakit olmadığı için oraya giremeyiz ama ekonomiyi sadece döviz ve faiz
ikilemi üzerinden yürütmeye çalışan bir şey var, anlayış var. Halbuki enflasyonu oluşturan o kadar çok faktör var ki enflasyona katkıda bulunan. Üretimdir, istihdamdır, yani iş bulabilecek şeyler, yatırımdır. Anlatabildim mi? Bu tip şeyler olmadan kamu maliyesi, kamunun harcamaları, kamunun harcamalarının önceliklerinin sağlanması, üretimi önceleyen yatırımların yapılması vesaire. Bütün bunlar yapılmadan enflasyonu kontrol altına almak falan mümkün değil. Öyle biraz önce sordunuz, onun için söylüyorum veya değerlendirme yaparken bir cümle kullandınız. Yani vatandaşın şeyine şimdi asgari ücrete diyelim ki %20 veya enflasyon kadar, enflasyonun 10 puan üzerinde zam yapmak suretiyle enflasyonu düşüremezsiniz. Böyle bir şey yok. O vatandaşı bir nevi pansuman gibi geçici bir rahatlama sağlar. Ama enflasyon aynen devam edecek. Devam etmek zorunda. Neden? Türkiye artık ihracatının da büyük bir bölümünü ihracatında değer olarak ürettiği ve dışarıya gönderdiği şeylerin, malların büyük bir bölümünü, %70-80'ini ithalatla karşılıyor. %80 civarında ithalat söz konusu. Evet. Ve ithalat dövize bağlı. Ve siz dövizi bırakmışsınız, 10 liraya çıkmış. Yani dolar itibariyle söylüyorum. Hı hı. Euro itibariyle de biliniyorsun, 11,5-12 civarına gelmiş. Siz bu rakamlarla, bu girdilerle ayrıca enerji gibi, tarım için söylemek gerekirse yemdir vesairedir, gübredir gibi tamamen dışa bağımlı bir ithalat mekanizması üzerine üretiminizi oturtmuş olduğunuz için sonuçta sizin enflasyonu kontrol altına alma şansınız yok. Peki. Hayat pahalılığını kontrol altına alma şansınız yok. Ancak işte biraz önce söylediğim gibi biraz zam yaparak, biraz normalin üzerinde belki zam yaparak geçici süre bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Ama ekonomide yanlış giden çarkları, bozuk gidişi düzeltme şansınız yoktur. Ertuğrul Bey, siz ne dersiniz tüm bu eleştirilere? Evet, TÜİK şeffaf değil ifadesini de kullandı Sayın Andıcan. Siz nasıl görüyorsunuz ekonominin durumunu? Tabii TÜİK kuruluş tarihinden bu yana hep eleştirilen bir kurum. Yani çünkü böyledir, yani siyaset mekanizması gibi çalışıyor. Yani en azından bir değerlendirme aracı siyaseten. Doğal olarak muhalefet ya iktidar partileri farklı değerlendirecektir bu durumu. Ekonomi noktasında tabii biliyorsunuz dün kredi değerlendirme kuruluşları, Moody's falan açıklamalar yaptı. Türkiye'nin büyüme oranını %9 olarak belirlediler. Aslında bu çok önemli bir husus bizim için. Hocamın söylediği şeyler, yani bugünkü konjonktürde ekonomik olarak evet Türkiye bir türbülans alanından geçiyor şu aşamada, ama tabii olayı illiyet bağı kurmadan, konjonktürel şartları değerlendirmeden yorumlamak bu işin düzelmeyeceği kanaatini oluşturur. Fakat son iki yılda Türkiye'nin hem uğraştığı bölgesel savaş pozisyonları, hem koronavirüs sebebiyle dünya çapında duran bir üretim aşamasından bahsediyoruz. Buna bağlı olarak sınırların kapatılmasıyla zaten kısıtlı olan üretimin, ithalatının ve doğal olarak Türkiye açısından veya diğer ülkeler açısından ihracatının sınırlanması. Böyle olunca da olmayan malın değeri artar ve malların değerinin artması. Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde evet bir türbülans alanı var ve bu da doğal olarak tabii ki satıcının malına da yansımaktadır. Yani üretim için alacağın malı tedarik edemezsen elinde olanı pahalıya satmak durumundasın ki masrafını kurtarsın. Şimdi bunlar uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yavaş yavaş Türkiye'nin kredi notunu arttırmasıyla birlikte hem Türkiye'ye uzun vadeli yatırımların gelmesi ve bunun neticesinde de bahsettiğimiz üretim noktasında ve ihracat noktasındaki problemlerin aşılacak olması enflasyona da yansıyacaktır. Malın değerine de yansıyacaktır. Satıcının sattığı malın değerine de yansıyacaktır. Biz aslında bu durumdan çıkmak üzereyiz. Yani ben öyle görüyorum ki
2022 yılının ilk döneminden Türkiye ciddi anlamda bu türbülans alanından çıkmış olacak ve ikinci döneme doğru sağlam bir giriş yapacağız. Şurayı kaçırmamak önemli. Doların 20 lira olmasının da bir önemi yok aslında. Önemli olan şu, yatırımcıya şu mesajı vermek. Sabit burası, güvenilir. Yani bugün 20, yarın 30 riski taşımıyor. Şu an Türkiye'de aslında o problem var. Yani bir hafta önce 8,5 olan dolar, işte bir hafta sonra falan 10 gün sonra 9'ları buluyor. Doğal olarak yaptığınız yatırımlar dolar bazlı sizi ekonomik çıkmazlara sokuyor. Bu bağlamda bu bahsettiğim konjonktürel düzelmelerin ardında ister istemez döviz girdisi çıktısı da netleştiğinde daha standart bir noktaya oturacaktır. Daha sağlam bir limana oturacaktır döviz ve doğal olarak yatırımlar da beraberinde gelecektir. Bu işin aslında ekonomik politika düzeyi, bir de toplumsal problemlerimiz var. Yani devlet evet bir yerde bir şeyle mücadele edebilir ama kısıtlıdır. Milletin de görevi vardır. Yani kirayı 2000'den 5000'e çıkarmanın sebebi olamaz. Niye bunu söylüyorum? Geçiniyor geçinemiyor olay değildir. Borçlar kanununda bellidir artış oranı. Hı hı. Adam diyor ki ben onu tanımam. Hocam dedi efe tüfe böyle iki yapıyorsunuz falan. Şimdi adam ben onu tanımıyorum diyor. İstemiyorsan çık diyor. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor bu bir. İkincisi Türkiye'de ben son iki senedir bunu söylüyorum gene söyleyeceğim. Olmazsa olmazımız bu enflasyonun da düşmesi için, işsizlik oranının da düşmesi için, gıda fiyatlarının da düşmesi için Türkiye'nin evet hükümet tarıma ve hayvancılığa hibelerle verdiği desteklerle arka çıkmakta. Fakat problem şu, bu yapılan çalışmalara rağmen hala tam anlamıyla net üretime dayalı bir tarım politikası oluşmadı. Ve denetim eksikliği var. Nasıl denetim eksikliği var? Tarım il ve ilçe müdürlüklerine veya ilgili orman il ve ilçe müdürlüklerine devlete, vatandaşa yardım olsun diye devlet yardım yapıyor. Fakat maalesef denetimsizlikten problemler yaşanıyor. Adam hayvanı alıyor, 100 hayvan parası alıyor veya 100 hayvanı alıyor, gidiyor satıyor başka. Yani denetimde problem var. Vatandaşın da üzerine düşen görev var. Bu noktada üretime dayalı tarım politikasıyla hem bölge insanını tekrar oraya çekerek teşvik primleriyle erken emeklilik olabilir, maaş usulü olabilir, üretimine evet, kota koyabilirsiniz. Ne yaparsınız? Doğal olarak işsizliği ve büyük şehirlerden ölçülen enflasyonun bu kadar fazla çıkmasını da aslında önleyebilirsiniz. Peki. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de bir açıklaması var efendim. Yeni bir açıklama. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz açıklamasında bulundu. Murat Bey sizinle devam edeceğim. Şimdi bir taraftan da tabii faturalar da gündemde. Faturalar da tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işletiyoruz. TRK geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz şeklinde konuştu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de faturalarla alakalı neredeyse yarısını yansıtıyoruz, sübvanse ediyoruz. Başka bir ifadeyle vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa bilin ki 200 lirasını da biz kendi bütçemizden, devlet bütçesinden karşılıyoruz diye konuştu. Burada Fatih Dönmez'in bahsettiği kendi bütçemiz size göre nedir? Hem bunu sormak istiyorum hem de faturaların yarısı mı yansıtılıyor vatandaşa, ne dersiniz? Valla şimdi herkes tabii olaya kendi perspektifinden bakar, yani kendi çıkarlarından bakar. Bir vatandaş eğer 200 lira fatura ödüyorsa, o onun için fazlaysa, işte devlet de diyorsa ki 200 lirasını ben ödedim diye, ona istersen 400 lira öde, istersen 500 lira öde ama ben sonuçta 200 lira ödüyorum diyebilir. Ve bunu demekte de haklı aslında bakarsanız. Tabii şöyle bir durum da var aslında Çağla Hanım. Yani bir takım gerçeklerle de aslında yüzleşmemiz ve kabul etmemiz lazım. Onlar da ne? Şu anki ekonomi yönetimi, hakikaten ekonomi yönetiminin işi gerçekten kolay değil. Yani gerçekten zor. Bugün ekonomi yönetiminin başında başka bir şey de olsa, başka bir taraf da olsa onun da işi zor. Neden zor? Çünkü hakikaten dünyada şu anda
ciddi sıkıntılar var enflasyon konusunda, enerji maliyetleri konusunda, işte doğalgaz, elektrik fiyatları konusunda falan. Hakikaten dünyada bu tip problemler var. Önemli olan konu şu, ama bizde de bu tip problemler varken biz neden bunlara daha fazla maruz kalıyoruz? Çünkü bizim Türk lirası tarafında dolara karşı çok ciddi bir değer kaybımız söz konusu olduğu için ve fiyat istikrarı da sağlanamadığı için buradaki kurdan ötürü, kurdan kaynaklı bir şey yiyoruz, biz darbe yiyoruz. Yoksa baktığınız vakit şu anda doğalgaz fiyatları, enerji fiyatları, elektrik fiyatları daha da artmaya devam edecek. Yani bu gerçekle yüzleşmek lazım. Ne yazık ki ileriki zamanlarda bir tek ilave zamlar da gelecektir. Çünkü devlet tarafındaki bütçe yönetimine baktığınız zaman bir şekilde bütçenin yönetilmesi gerekiyor. Bu çünkü bütçenin de devletin de tek geliri vergi gelir sonuçta. O vergiyi de nereden sağlayacak? Vatandaşın tükettiği mallardan ve hizmetlerden aldığı şeyle sağlayacak oradaki gelirini. Şimdi burada aslına bakarsanız yani yapılması gereken şey şu. Enflasyon tarafında bu düşüşün mutlak surette sağlanabilmesi için aslında Sayın Şahap Kavcıoğlu yaptığı en son duyuruda uzun vadeli bir plan çizdi. Şimdi onun doğruluğunu yanlışlığını şey yapmıyorum, yargılamıyorum, ama planı ortaya koyduğumuzda şu gerçekle yüzleştirdi biz. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasında daha fazla dolar olması lazım dedi aslına bakarsanız mealen. Bunu da nasıl sağlamak istiyoruz dedi. Türkiye'ye döviz girdisi sağlamak istiyoruz. Bunun için de dedi biz ihracata önem vereceğiz dedi. İhracata önem vermek için ne yapması lazım, ihracat gelirinin artması için? Nispeten kurun biraz daha belki değersizleşmesi ve yurt dışından baktığınız vakit Türkiye'deki mal ve hizmetlerin daha ucuz hale gelmesi lazım. Bu neden önemli? Yabancı yatırımcı açısından baktığınız zaman da daha az riskli bir ülke ise eğer, yani o ülkenin rezervleri kuvvetliyse, yabancı yatırımcı daha çok o ülkeye gelmeyi tercih eder ve daha çok yabancı para, daha çok döviz getirir. Aslında şu anda planlanan şey bu, uzun vadeli strateji bu. Ama bunun tabii uygulanabiliyor olması lazım. Yani çünkü bizde Türkiye'de uzun vadeli stratejinin uygulanmasında bence asıl problemimiz var. Nitekim Covid-19 başladığı dönemde herkes enflasyondan bahsederken bütün Avrupa Birliği ülkeleri olsun, Amerika olsun, hepsi çok açık ve net bir şekilde şunu söylediler. Enflasyon bizim şu anda masamızda değil, bizim başka dertlerimiz var dediler ve ondan sonra bakacağız dediler. Artı enerji tarafında işte ekonomideki çarklar durduğu noktada da Avrupa ülkelerinde ve dünyada enerji tüketimleri, sarfiyatları çok azaldı. Ve bu az seviyede olması için, tasarruf yapılabilmesi için de kapanmalar uzatıldı. Ama biz bu derecede uzun vadeli bir strateji yapmadığımız için Avrupa'dan ve diğer ülkelerden daha fazla enerji tükettik. Ve dolayısıyla şu an enerji bağımlılığımız biraz daha artmış vaziyette. Bu dediğim gibi devam edecek. Ama burada önemli olan konu tabii ki devletin vergi gelirlerini bir şekilde arttırması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum da aslına bakarsanız var. Bu yapılıyor mu diye soracak olursanız, evet yapılıyor. 2020 yılının Ocak-Eylül dönemiyle 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde baktığımız vakit aslında gelirler giderlerden daha fazla artmış durumda. Yani devlet vergi almış. Çünkü bunu nereden görüyoruz? Bütçe açığı 2020'nin Ocak-Eylül dönemiyle 2021'in Ocak-Eylül dönemi karşılaştırıldığı vakit daralmış vaziyette. Hatta Sayın Elvan bundan da biraz bahsetti. Ama bu nasıl olmuş? Dediğim gibi gelirler daha fazla artmış. Yani devlet vergi toplayarak bunun üstesinden geldiğini görmüş. Dolayısıyla vergi toplamaya daha da devam edecek. Ama tabii buradaki en önemli sıkıntı da maalesef hane halkları, vatandaş tarafında biraz daha maliyetler artacak. TÜFE tarafında, özür dilerim, üretici fiyatları tarafında da artacak. Dolayısıyla çok özür dilerim uzattım biraz ama hızlıca toparlıyorum. Estağfurullah, şöyle. Dinliyoruz sizi. Şu gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Hani hep duyuyoruz ya işte geçici enflasyon deniyor, bunu aşacağız deniyor. Onu da ben izninizle şöyle netleştireyim. Geçici enflasyon demek işte bugün enflasyon %20 de önümüzdeki ay ya da Ocak ayında, Şubat ayında düşecek demek değil. Geçici enflasyon demek 2022 yılının nispeten ikinci yarısından itibaren hissedilebilir bir düşüş olması planlanıyor demek. Dolayısıyla kimse Ocak ayında işte enflasyon birden 17'ye düşecek, 16'ya düşecek, Şubat'ta azalacak gibi bir beklentinin içinde de girmemesi lazım. Bu dünya için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Şu anda Türkiye'nin en önemli bir şekilde çözmesi gereken konu, hızlı bir şekilde yani neşter olması gereken konu, bir şekilde fiyat istikrarının sağlanması konusunda bir güven vermesi lazım. Nedir o fiyat istikrarı? Bugün 9.70 ise kur, kurun 9.70 olması değil, yarın 9.72, 9.73, 9.74, şimdi 9.69, buralarda gitmesi lazım. Çünkü yabancı yatırımcı diyoruz ama içeriye bakalım önce, içeride de güven yok. Şimdi yılbaşında Türk lirasına güvenen bir kişiyi bir tarafa alalım. Ne yaptı bu kişi?
işte %18'den Türk lirası vadeli mevduat hesabına para yatırdı. Bir taraftan da Türk lirasına güvenmeyen bir kişi ne yaptı? Gitti tasarrufunu dolarda değerlendirdi. Şimdi Türk lirasına güvenen kişi %18'lik bir getiri elde ederken Türk lirasına güvenmeyip de dolarda tasarrufunu değerlendiren bir kişi %30 getiri elde etti. Şimdi siz bu %18 getiri elde eden kişiye mevduatı bir daha döndüğünde ya sen güven bak daha fazla kazanacaksın dediğiniz vakit onu hakikaten çok ciddi argümanlarla ikna etmeniz lazım. Yani onu güveni aşılamanız lazım. Dolayısıyla buyurun. Peki sizce 2022'ye girdiğimiz zamandan itibaren baktığımızda bir düzlüğe çıkacağız diyebiliyor musunuz? Valla şimdi ya düzlüğe çıkacağımız konusunda nasıl olması gerektiği konusunda elimizde bir done yok. Yani evet enflasyon düşecek deniyor, daha iyi bir seviyeye geleceğiz deniyor ama bunun nasıl olacağına dair elimde bir done yok. Neden yok? Çünkü bakıyorum bütün dünyaya. Şimdi dünya diyor ki Avrupa Birliği ülkeleri olsun, işte Amerika olsun, Latin Amerika olsun diyorlar ki biz para politikasını biraz daha sıkılaştıralım ki faiz yükseltelim ki bu enflasyon derdi şu anda küresel ekonomilerde ekonomik sıkıntı halen devam edecek diyor. Yani doğal gazda sıkıntı devam edecek diyor, enerjide sıkıntı devam edecek diyor. Bunlar varken biz de buralara bir şekilde bağımlıyken nasıl olacak da bu iyileşme gerçekleşecek 2022 yılın ilk çeyreğinde zaten ana soru bu. Yani bu sorduğunuz soru konusuna güvenmemiz lazım ki siz inanacaksınız, ben inanacağım, başkaları inanacak. Ona istinaden biz paralarımızı Türk lirasında değerlendirmeye devam edeceğiz. Bankalar tarafında yabancı mevduatlar düşüp Türk lirası mevduatlar artacak. Döviz tarafındaki aşırı talep gerilemeye başlayacak. Ondan sonra bir şeyler iyileşmeye başlayacak. Yani 2022'de Türkiye ekonomisinin gerçekten iyiye gideceğine inanmak için bizim evet şundan şuna ötürü hakikaten de olacakmış gibi bir elimizde sağlam done olması lazım. O yok şu anda. Peki. Bir taraftan da Sayın Andıcan size sormak isterim. Sayın Bakan Dönmez'in şu ifadeleri tartışıldı. 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi %7 olur ifadesini kullanmıştı. Sonra bu sözleri tepki gördü ve gelen tepkiler üzerine muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak cımbız siyaseti yaptığını zannederler, gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar ifadesini kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu açıklamaları? Şimdi bakın, Sayın Bakan'ın söylediği şeyi değerlendirmenin çok pratik bir değeri yok bana göre. Çünkü söylediği şey bir açıdan baktığınız zaman yani daha az şeyle ısıtın yaklaşımı. Fakat halkın yaşadığı gerçek çok farklı bir noktada. Büyük bir bölümü bırakın dereceyi indirmeyi, kaloriferi veya neyse ısıtma aygıtını açamıyor. Doğalgaz ödemelerinde problem ortaya çıkmış, elektrik faturalarında büyük problemler ortaya çıkmış. Bizzat bakanlığın açıklamaları var. 1 milyonun üzerinde insanın elektrik faturasını ödeyemediği için yardım yapıldığı şeklinde bir değerlendirme var. Demek ki Sayın Bakan'ın söylediği şey teknik açıdan olabilir. 21 derecede sabit tutmak bütün dünya standardı olabilir. Olabilir. O açıdan bir sorun yaratmaz. Ama siz ısıtma konusunda sorun yaşayan ve ısıtma aygıtları, ısıtma kullandığınız enerjinin parasını ödeyemeyen bir halkın büyük bir kesimin ödeyemediği bir noktada böyle bir değerlendirme yaparsanız bu tabii mecburen bir muhalefet anlayışının ortaya çıkmasına yol açar. Ben şimdi bir iki konuya değinmek istiyorum. Bakın, burada tabii temel sorunumuz biraz önce Murat Bey'in söylediği şey çok önemli. Ülkede İki para sistemi ortaya çıkmış durumda. Ve bu Türk parasına olan güven korkunç derecede düşmüş durumda. Bu bir ülke ekonomisi açısından en riskli, en tehlikeli, en kötü sonuçlara yol açacak şeydir. Yani siz bu durumda kendi paranıza güvenin ortadan kalktığı bir ortamda ne o parayla yatırım yaparsınız, ne o parayla işlem yapmama noktasında bir şey içerisinde olursunuz. Heves içerisinde olursunuz. Bir ülkenin temel değerlerinden biri bayrağıdır, vesairedir, yurdudur, vatanıdır ama bir de parasıdır. Yani o devleti devlet yapan değerlerden biridir. Bugün ülke o noktaya geldi ki maalesef yani bu yanlış yönetimin sonucudur. Bu öyle bir noktaya geldi ki devlet kendi
uygulamalarında, kamu özel işbirliği uygulamalarından tutun da birçok ticari uygulamalarında dolarla, dövizle, dövize endeksli bir şekilde bir uygulama yapıyor. Ama vatandaşından Türk lirasıyla yatırım yapmasını, Türk lirasıyla tasarruf yapmasını bekliyor. Ve Türk lirasıyla tasarruf yaptığınız zaman da uyguladığı bir politik yanlışlık nedir? Geçmişte bir uygulandı ve bunun ciddi bir şekilde cezasını yaşadık. Daha doğrusu sonuçlarını yaşadık. Nedir? Negatif reel faizle, negatif reel faizle siz bu sorunu çözemezsiniz. Ve şu anda yine aynı politika uygulanıyor. Faiz indiriliyor. Negatif reel faiz söz konusu. Sonuçta şahıs Murat Bey'in biraz önce söylediği gibi yılbaşında %18 ile ben bundan faizden tasarrufuma karşı bir değer kazanacağım ümidiyle parasını yatırıyor ama yıl sonuna geldiğinde ya da neyse işte Ekim ayına geldiğinde %15 civarında, %17 civarında zarara uğradığını görüyor. Parasının eridiğini görüyor. Ya bu insan tekrar bu şeyde yatırım yaptırabilir misiniz? Yaptıramazsınız. Yani yanlıştır. Bütün dünya ekonomik sıkıntıları olmayan gelişmiş ülkeler bile faizlerini yükseltiyorlar. Enflasyonda yükselme gerekçesi nedeni olacağı için. Çünkü emtia fiyatları artıyor. İşte çip krizi yaşanıyor mesela. Birçok üretim şu anda azaltılmış durumda. Geleceğe yayılmış durumda. Yani teknolojik aygıtlardan tutun da birçok üretilen malzeme konusunda enerji fiyatları ciddi miktarda yükselmiş durumda. Bütün bunların olduğu bir ortamda enflasyonun artmayacağını düşünmek için gabi olmak lazım. Evet. Yani böyle bir şey olmaz. Sanki böyle bir şey yokmuş gibi Türk siyasetçisi veya Türk iktidarı ne yapıyor? Faizi düşürmeye devam ediyor. Geçmişte bunu yaşadık. Geçmişte faizi %8'lere indirdiler. Enflasyonun yüksek olmasına rağmen indirdiler. Enflasyonun altında bir faiz verildi. Sonuçta ne oldu? Ciddi bir ekonomik krize, daha doğrusu dolarizasyon krizine girdik. Hem dolarizasyon arttı, dolar tasarrufları arttı. Hem ne arttı? Türk parasının değeri ciddi miktarda düştü. Şimdi aynı süreci tekrar yaşıyoruz. Sanki bu olayı hiç yaşamamışız gibi. Yani ekonomi yöneticilerini anlamak mümkün değil. Yani sadece ihracat artıyor diye, ki o da ihracat da maalesef kaliteli ihracat değil. Yani teknolojik, yüksek teknoloji ürünleri içermeyen ihracat artık günümüzde kaliteli ihracat olarak kabul edilmiyor. Peki. Bu ihracatın topluma yansıması da maalesef öyle %9 oldu, %10 oldu. Bundan bir sonuca varamazsınız. Nedeni şu, topluma, zengin kesimlere ihracatla elde edilen değer maalesef zengin kesimlere veya toplumun üst katmanlarına aktarılıyor. Buna karşın tabanda yoksulluk çeken insanlar bundan yararlanamıyor. Peki. Bir değeri daha söyleyeceğim. Ondan sonra şey yapıyorum, sonuçlandırıyorum. Bakın, bizzat Sayın Bakan'ın ifadesiyle... Bakan dönmesin. Bakan, hayır. Lütfen Aile Bakanlığı, Sosyal Yardım ve Aile Bakanlığı'nın... Derya Yanık. Evet. İfadesiyle şu. Bakın ne diyor? Biz diyor iktidara geldiğimiz günden beri diyor ciddi bir şekilde yoksullara yardımı arttırdık diyor. İşte 2014-2013 yıllarında 3.1 milyon civarında olan yoksulluk yardım yaptığımız aile sayısı şimdi 6.5 milyon, 6.8 milyona çıktı diyor. Yani %100 arttı diyor. Yani hani böyle kendini met ederken aslında suçunu ifade etme diye bir şey vardır, anlayış vardır. Yani bu şu demek, iktidar son birkaç yıl içerisinde, son 8-10 yıl içerisinde Türkiye'deki yoksul sayısını ikiye katlamış. İkiye katlanmış. Bunu ifade ediyor aslında. 6 milyon 800 bin aile yoksulluk kategorisine girmiş ve biz yoksulluk yardımı yapıyoruz diyor. Yardım yapmayı iyi bir şey olarak tanımlayabilirsiniz ama onun arkasında yatan gerçek ne? Yani iki mislini, yoksul aile sayısının iki misli artmış olması. Şimdi bu böyle bir ekonomik altyapıyı sürdürme şansınız yoktur. Peki. Ve nihayet siz geçmiş dönemlerde bütçenizde, Merkez Bankanızda bir rezerviniz vardı.
bu rezervi kullanarak mesela 2008 krizinde bir anlamda çok fazla ülkenin etkilenmemesini sağlamış oldunuz. Ama daha sonraki uyguladığınız politikalarla düşünün şimdi siz diyorsunuz ki dövizin şeyi işi önemli değil. Yani doların ne olduğunun önemi yok. Biz ihracatı arttıracağız. Yahu o zaman niye 6.85'te doları tutabilmek için 128 milyar dolar parayı piyasaya verdiniz? Çarçur ettiniz. Niye? 6.85'te tutmanın o zaman ne önemi vardı? Peki biz ekonominin siyasete yansımalarını siyaset üzerinden konuşacağız yine ama Murat Bey'le bir teknik boyutunu biraz daha konuşalım. Kendisine göndereceğiz zaten. Biraz önce de söylemiştim son dakika bandında zaten görmektesiniz efendim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Asgari ücretle ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu biliyorsunuz Aralık ayında toplanmaya başlayacak ve hem liderlerden de açıklamalar geliyor. Asgari ücret beklentilerine ilişkin tabii enflasyon da göz önünde bulundurulduğunda şöyle bir söylenti de var. Son 45 yılın en yüksek zammının yapılması da bekleniyor. Vedat Bilgin de şöyle bir açıklama yaptı. Sayın Bakan, asgari ücretle ilgili yaklaşık 2500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf, başka mesleklerden insanları kapsayan araştırmayla toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak, asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim ifadesinde kullandı. Murat Bey ne dersiniz? Şimdi beklentiler tabii ki fazla. Enflasyonda göz önünde bulundurulduğunda vatandaş diyor ki artık bizim paramız hiçbir şeye yetmiyor. Hayat pahalandı. Cebimizdeki para eridi. Nasıl bir yenileme bekliyorsunuz ki siz asgari ücrette ne öngörüyorsunuz? Şimdi asgari ücret tabii ki veriye göre yapılacağı için sonuçta TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları baz alınarak yapılacak bir konu. Ancak asgari ücret tarafında az önce de bahsettiğim gibi şeye gittiğiniz vakit, markete bakkala gittiğiniz vakit karşılaştığınız konu fiyat artışları. Oradaki fiyat artışları da oldukça yüksek seviyelerde. Dolayısıyla asgari ücret hem ne kadar %25 oranında, %30 oranında hatta yani daha da arttırın %35 oranında zam yapsanız dahi elbette ki bir şey olur. Tabii ki yani sıfırlamamak lazım. Elbette ki bir artı bir değer olur. Şüphesiz rahatlatır. Ancak bence burada şöyle bakmak lazım gerekir diye düşünüyorum. Temel ihtiyaç gıdaları neyse, temel ihtiyaç ürünleri neyse bunlar üzerinden belirlenip bunları karşılayacak şekilde bunları alımına yönelik insanların gücünü artıracak şekilde bir düzenleme yapmak lazım. Bu da yani açıkçası çok böyle üzerinde detaylı görüşmeler, çalışmalar yapılacak türden bir şey değil. Yani belirlersiniz temel ihtiyaç maddelerini. Bunlara insanların alması için ne şekilde alım gücüleri artması gerekiyor dersiniz ve o alım güçlerini bir şekilde arttırırsınız. Bu şekilde bir şekilde yapılabilir ama şimdi şöyle bir konu var Çağla Hanım. Hep böyle küresel taraftaki gelişmelerden, oradaki enflasyon artışlarından bahsediyoruz ya. Şu anda dünyadaki bu durum henüz bitmediği için siz asgari ücrete bu manada bir ayarlama yapsanız dahi tekrardan bugünkü ihtiyaç seviyesine dönme riski var. O yüzden hep şunu söylemeye çalışıyorum. Yani asgari ücret zam da bir pansuman olabilir sadece. Fakat gerçek manada ihtiyacı karşılayacak uzun süreli bir çözüm olması tarafını bekleyemeyiz. Çünkü şu anki dünyanın gittiği trendde zaten sürekli bir artışlar söz konusu. Bugün şeye de baksanız işte Fed Başkanı Powell da zaten konuştu biliyorsunuz iki gün önce. O da dünyayı şu gerçekliği yüzde getirdi. Yani dedi ki enflasyon artışı halen devam ediyor. Enerji fiyatları halen artmaya devam ediyor. Edecek diye bu söyleniyor. Dolayısıyla yani asgari ücrette yeni rakam belirlenmesi konusu %30 da olsa %25 de olsa beklentiler elbette ki her zaman devam edecek. Ama tabii ki bir şekilde şey olacaktır. Pansuman olacaktır. Fakat fiyat artışıyla enflasyonu çok sık gündeme getirdim bugün. İkisinin apayrı şeyler olduğuna çok dikkat etmek lazım. Aslında vatandaş ana beklentisi bu fiyat istikrarına karşı ve temel gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine olan alım gücünün artması gerekiyor. Bir tarafta ihracatla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Buyurun, belki buyurun lütfen. İhracatçı tarafının belki bir şey olabilir, mesajı olabilir. Aslında şimdi ben bir ihracatçı olsam aslına bakarsanız şu anda şöyle düşünsem ki ya benim bir yatırım yapmama gerek yok, bir teknoloji geliştirmeme gerek yok. Zaten benim ürünüm, hizmetim muadillere göre ucuzladığı için zaten ben malımı satıyorum desem herhalde hiç kimse beni yadırgayamaz bunun ötürü diye düşünüyorum. Şu anda da böyle bir durum, böyle bir kesim var ihracat tarafında ama ihracatçı aslında şunu bekliyor.
daha çok inovasyon yapabileceği, daha çok dış pazarlara erişebileceği, daha çok nakliye ve navlun konusunda kendisine destek olabilecek bir takım yapılar bekliyor aslına bakarsanız. Bunlar yapılırsa eğer bence ekonomi yönetimi de bu kur tarafındaki ihracatı arttırmak için kuru biraz daha zayıflatalım şeyinden, endişesinden, yükünden de kurtulur diye düşünüyorum. O yüzden bence ihracatçıya inovasyonla, teknolojik gelişimle ve yatırımla destek olunması, özellikle şu konteyner krizleri falan hala devam ederken o konularda bence yardımcı olunması hem ekonomi yönetimi açısından da rahatlatıcı olur, hem de ihracatçının daha çok beklediği, beklentilerin karşılayacağı bir çözüm olur diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Murat Bey, size şunu da sormak istiyorum. Sayın Bakan Dönmez özellikle tasarruf genelgesi kapsamında kamu kurumlarının bu konuda önce olması açısından 2023'e kadar %15'lik bir enerji tasarrufu sağlanması hedefi olduğunu söylemişti ve bu konu 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Bu kapsamda da evlerimize alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim diye konuşmuştu. Yani bu evlerde 23 yerine 22 derecede ısıtalım evlerimizi sözlerinin ardından. Tasarruf için kamu kurum ve kuruluşları önce olur mu? Olmalı mı? Ne dersiniz? Ya elbette ki bir kamu tarafına gelmesi lazım tabii ki bu şeyin talebin örnek olması için, ama kamu kurumları tarafında da bu yapılacak tasarruf gerçekten hane halklarının evlere dönüldüğü vakit uygulanır mı? O konuda biraz endişelerim var yani. Çok böyle ya kamu tasarruf yapıyor, o zaman ben de tasarruf yapayım diyecek durumda değil aslına bakarsanız halk. Yani bu çok uç bir örneğe götüreceğim de şey diyebilirsiniz yani, siz kaloriferinizi yakmayın, montla oturun evde ya da kabanla oturun evde demek noktasına kadar gider. Ama bu beklenmiyor yani. Beklenen asıl şey, ben bu enerji fiyatlarıyla, elektrik zamlarıyla, doğalgaz zamlarıyla nasıl başa çıkabilirim konusu. Ama bunu tabii ki sadece kamu ve hane halkları, vatandaşlardan ziyade üreticiler açısından da düşünmemiz lazım. Çünkü orada da çok ciddi şeyler var. Zam artışları var doğalgaz tarafında. Yani konutların haricinde, biliyorsunuz, meskenin haricinde imalathanelerde ve ticarethaneler tarafında da çok ciddi yükler var. Şimdi siz o zaman imalathaneye de ticarethaneye de şey demek durumdasınız. Sen de enerjilerini kıs demek durumdasınız. Ama nasıl diyeceksiniz? Adam üretim yapamayacak, şey yapamayacak, malını sunamayacak. Dolayısıyla siz daha az tasarruf yapın, siz daha fazla tasarruf yapın, daha fazla tüketmeyin demek çok şu anda bizlerin duymak istediği, duymayı tercih ettiği bir konu değil. Vatandaşın duymaya daha çok tercih edeceği konu, beklentisi, şunları şunları yaparak biz nispeten zam konusunu, işte örnek veriyorum, 2022'nin Haziran ayına kadar erteledik gibi çok daha nokta atış bir şey bekliyor bence. Bunun da çok net bir şekilde ortaya konması lazım. Yani bu ortaya konmadığı müddetçe siz vatandaştan, halktan bir tasarruf beklerseniz bence yani tam böyle konumun dışına çıkıyor gibi oluyor, kusura bakmayın ama çok da şeye girmek istemiyorum siyaset tarafına. Bu beklenti şu anda halkın duymak istediği şey değil. Şu anda duymak istenen şey daha farklı çözümler. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Murat Özsoy, ekonomist kendisini ağırladık efendim. Çok teşekkür ediyorum. Reklama gideceğim ama var mı ekonomiyle ilgili ekleme yapacak mısınız Ertuğrul Bey ya da Hat Bey? Yani üzerinde tabii değerlendirme yapabiliriz ama reklamdan sonra kısaca alayım isterseniz. Bölmemek adına diyorum ben çünkü. Buyurun. Yani buradaki temel unsur iktidarın bir ciddi makroekonomik politika uygulama noktasında kendisini kararlı bir siyaset üzerine oturtması lazım. Hı hı. Fakat yaklaşan seçimler önümüzdeki dönemde muhtemelen önümüzdeki yıl, belki tabii 2023'ün Haziran'ında olacak seçimler nedeniyle iktidarın eli de bu konuda rahat değil. Dolayısıyla bir seçim ekonomisi uygulamak durumunda, seçim böylesi bozuk bir ekonomik yapı içerisinde bir de seçim ekonomisi uygularsanız sonuçta ülke daha ekonomik açıdan, özellikle vatandaşın refahı açısından, vatandaşın geçimi açısından, hayat pahalılığı açısından çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalması söz konusu olabilir. Peki, teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından devam edeceğiz. Thank you.
Tabii bizim birinci tercihimiz F-35 programı içerisinde bulunmaktır. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınca F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı. Ankara, Washington'a alternatif teklif sundu. F-35'ler için ödenen 1.6 milyar doların mukabilinde F-16 savaş uçağı satın, mevcut uçakların da modernizasyonunu yapın dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la Roma'daki görüşmesinde teklifi bizzat iletti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın konuya olumlu yaklaştığını aktardı. Problemin çözülmesi için ortak çalışma grubu kurulacağını söyledi. Bu mekanizma en kısa zamanda kurulacak. Muhataplarımızla bunu görüşeceğiz. Liderlerimize arz edeceğiz. Savunma sistemleri ve diğer bütün konularla ilgili bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Sayın Biden'ın da o görüşmede Cumhurbaşkanımızın bu konuyu açması üzerine söylediği bir önemli nokta var. İhtiyaçlarınızın neler olduğunu tam tespit edelim. F-16'ların alımı, modernizasyonu ve diğer teknik konularla ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar şu anda sürüyor. Böyle bir şey yok. S-400 kendi mecrasında bir süreç olarak devam ediyor. Bunun teknik boyutları var. Gözler Türkiye'de. S-400'ler aktive edilecek mi? Amerika ile Türkiye arasında S-400 krizi devam ederken Arap basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Rusya'dan alınan S-400'lerin Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan incelik üssüne çekildiği ileri sürüldü. O iddialara Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Resmi açıklamalara bakılmasını istedi. İncirli'ye taşındığı iddiaları da doğru değil. Bunların aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür böyle spekülasyonlar yahut yalan haberler ortaya atarak bir takım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor. Bunlara karşı teyakkuz halinde olmakta fayda var. Lütfen vatandaşlarımız da, uzmanlar, gazeteciler de sadece yapılan resmi açıklamalara itibar etsinler. ABD yönetimiyle temaslarımız devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Türkiye-Amerikan ilişkilerini anlattı. Önemli gelişmeler yaşandı. Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'ya verilen destek, FETÖ elebaşının Amerika'daki varlığı ve S-400'e yönelik tutuma tepki gösterdi. Bunlar müttefiklik ruhuna uymaz dedi. Bakan Çavuşoğlu, Amerika ile Türkiye arasında sorunların konuşulacağı bir çalışma grubunun kurulacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden ile pazar günkü görüşmeleri yapıcı bir atmosferde geçti. ABD'nin PKK, PYD-YPG ile işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dış politika başlığını açmış bulunmaktayız. Güne yansıyan haberleri de sizlerle paylaştık. Tabii ABD ile yürütülen bir çalışma söz konusu. F-16 ile ilgili Sayın Kalın'dan da bir açıklama geldi. Onu da ekranlara getirdik. Bunun üzerine konuşacağız. Bir konuğumuz da var. Hoş geldin diyelim öncelikle. Sayın Doktor Ali Semin, Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Platformu Direktörü. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bütün konuklarınıza da sevgiler, saygılar, selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile çalışma grubu soruları üzerine Cumhurbaşkanımız Biden'la iyi bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu da en kısa zamanda kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz dedi. Bir taraftan da F-16 meselesi hala çözülmedi. Diğer yandan F-35'ler de aynı şekilde 3 öneri sunmuştu Ankara ABD'ye daha önce ama tam da bir çözüme kavuşulmuş durumda değil. Ne dersiniz Ali Bey, nasıl görüyorsunuz? Şimdi açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece S-400'ler ya da savunma sanayisi ile sınırlandırmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü pek çok kriz de yaşanıyor. Yani bugün eğer Türkiye ile işte Amerika Birleşik Devletleri arasında F-35 ya da S-400'ler meselesini ortadan kaldırmış olsak da ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde desteklediği YPG-PKK terör örgütünün yapılanmasına verdiği destek, FETÖ gibi krizler yine devam edecek şekilde gözüküyor. Şimdi
Tabii Türkiye'den istedikleri çok farklı. Amerika'nın sürekli yaptığı açıklamalar var. Mesela senatosunun, Amerikan senatosunda şu anda tartışılan bir şey daha var. İHA'lar konusu ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ilginçse Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söylüyorlar. Yani Türkiye'nin asıl mesele Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesinden ya da geliştirdiği savunma sanayisindeki üretimlerinde baktığımız zaman burada çok rahatsız olduğunu Amerika Birleşik Devletleri ve buna karşı da Türkiye biliyorsunuz Türkiye'nin sürekli de özellikle son zamanlarda bir sınır ötesi yani Suriye'nin kuzey doğusuna ya da Fırat'ın doğusuna sınır ötesi operasyonları da söz konusu ve YPG'ye karşı Türkiye'nin tavrına rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri sürekli farklı şeylerle boyutlarla karşısına çıkıyor. Mesela F-16'lar konusu, F-35'ler, S-400'ler gibi pek çok sorunla karşı karşıya kaldıklarını görüyorum ben Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman zaten Sayın Çavuşoğlu da çok net bir şekilde söylüyor. Yani müttefik misiniz? Yani şu anda şunu söyleyeyim daha doğrusu altını çizmek isterim. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman hala tam anlamıyla tanımlayabileceğimiz bir şey yok. İlişkiden bahsedemiyoruz. Ya zamanında biliyorsunuz stratejik ortaklık gündemdeydi. Şimdi farklı bir boyutta ilerliyor Türkiye-Amerika ilişkileri. Ve daha sonra da terör örgütü üzerinden Türkiye'nin sınır güvenliğini, ulusal güvenliğine verdiği zararları da sayarsak, FETÖ bunun içerisinde tabii ki, bütün bunlara rağmen sizinle ne durumda olduğunuzu açık bir şekilde söylemek lazım. Yani adı konmamış bir ilişki var. Yani diplomatik anlamda, savunma askeri anlamında, ekonomik anlamda ama bundan bir netice de elde edilmiyor. Bakın mesela daha önce de Trump döneminden de bakın işte daha önceki işte Obama dönemindeki durumlardan da Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımız zaman aslında sürekli sorunlar ve krizler yaşanıyor. Ama bu krizler sürekli öteleniyor. Şu ana kadar kimse birbirlerine karşı yani Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımız zaman birbirlerine karşı tam anlamıyla bir tavır alamıyorlar. Çünkü iki tarafta birbirlerine ihtiyaç duyduklarını ben düşünüyorum. Yani Türkiye'nin jeopolitik önemi, Türkiye'nin bölgesel anlamdaki ilişkileri, diplomatik ilişkileri yani sadece Orta Doğu'dan ibaret değil. Avrupa Birliği var bunun içerisinde. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var. Türkiye'nin işte bölgesel anlamda Körfez ülkeleriyle ilişkileri var. Bunlara baktığımız zaman Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri tamamen kopması mümkün gözükmüyor. Ama sürekli krizlerde yaşayacak şekilde devam eden bir ilişki söz konusu. Ve bu ilişkilerin bir an önce bu sorunlarda yani yaşanan ilişkilerinde yaşanan krizlerin bir an önce de çözülmesi için bir çözüm arayışı da söz konusu Türkiye tarafından. Ama Amerika'nın belli planı var ve stratejileri var. Bunların başında tabii ki biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyindeki YPG PKK terör örgütünün oluşturduğu gayri resmi, gayri meşru özerkliği söz konusu. Ve buraya desteğini sürdürecek. Çünkü kendisinin sürekli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söylüyor. Ve kendisiyle şu anda maalesef Türkiye ile ilişkilerini bu kadar zedelemesine rağmen PKK gibi bir terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Bu desteği niye sürdürüyor? Çünkü kendi stratejileri, planları, projelerine hizmet ettiği için PKK terör örgütüne destek veriyor. Ve bunun ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Biden görüşmelerine baktığımız zaman sürekli gündeme geliyor. Sürekli Türkiye rahatsızlığını söylüyor. Herhangi bir sonuç da elde edilmiyor. Şimdi asıl mesele bu heyetler şeklinde görüşülmesi ve heyetler kurulması yani heyetler düzeyindeki gelişmelere baktığımız zaman bundan bir sonuç çıkar mı? Bence bu tür adımlar yani iki liderin görüştükten sonra yapılan şeyler daha heyetlere dönüşmesi bundan bir sonuç çıkamayacağını ve sadece ilişkilerin daha çok
krizlerle boğuşmaması için devam ettirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani bütün özetlemek gerekirse bütün sorunların sadece uyuşturuyor Türkiye ile Amerika ilişkilerine baktığımız zaman. Uyuşturuyorlar daha doğrusu. Ve bundan bir sonuç da alınmıyor bugüne kadar. Yani Türkiye'nin bu mesela ortak çalışma grubu da bir sonuç odaklı olmayacak mı sizce? Ortak, bakın mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Üst düzey görüşmelerde bir sonuç elde edemediğiniz zaman ve bu krizler, çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizler bir günde çözülecek bir şey değil. Onun için siz bunun için ortak komisyonlar kurarsınız ve bu görüşmeler yapılır heyetler şeklinde. Daha önce de yapıldı. Bunlardan bir sonuç alındı mı? Alınamadı. Mesela Türkiye ile Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları, hatırlayın, Barış Pınarı harekatı sırasında aynı böyle heyetler arasında görüşmeler yapıldı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG'ye destek konusunda ya da Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları konusunda. Ama daha sonra Türkiye ne yapmak zorunda kaldı? Operasyonu başlatmak zorunda kaldı. Şimdi de bu tür şeylerden tabii ki çok uzun soluklu bir meseledir. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. Yani bunun için sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında sürekli görüşmesi gereken bir konudur. Çünkü bir günde, iki günde ya da bir saat, iki saatlik iş değil bunlar. Amerika'da kendisini zaten belirlemiş. Türkiye'yi ne gözden çıkarmak istiyor, ne de Türkiye'nin dediği konularda algıladığı tehditleri ortadan kaldırmak istiyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bence bu krizler kolay kolay çözülmeyecek. FETÖ meselesi biliyorsunuz, elebaşı Pensilvanya'da onların yanında teslim etmeleri konusunda, Türkiye'yi pardon iade etmeleri konusunda herhangi bir adım yok. YPG PKK'ya her gün silahlar, yani lojistik destek, askeri anlamdaki destekleri sürüyor. Bunların ortadan kaldırmadığınız müddetçe istediğiniz kadar görüşme yapın. Peki. Yani Amerika bu ikisinden maalesef vazgeçmiyor bugüne kadar. Vazgeçmedi de. Peki. Yine döneceğim size Ali Bey. Ertuğrul Bey'le devam etmek istiyorum. Sayın Çavuşoğlu şöyle söylemişti. Biraz böyle iyimser bir tablo çizmedi Ali Bey. ABD ve Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman pek çok sorun var ortada. Şimdiye kadar çok çalışma grubu da kuruldu, çok toplantı da yapıldı ama bir sonuca ulaşılmadı ve öyle bir iki günde de çözülecek bir durum değil diyor. Çavuşoğlu da şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Daha önce de ABD'ye böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik. Şimdi de bu teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi diyor. ABD tarafından gelmesinde bir çözüm odaklı olabileceğini düşündürtebilir mi bize? Şöyle yani üst düzey ilişkilerde çalışma grupları kuruluyorsa o iş çözülmez demektir. Yani bu çözülecek olsa zaten başkanlar düzeyinde kısa sürede çözülür. İki taraf da diplomatik olarak orta yolu nasıl bulmanın dışında süreci uzatmanın yollarına gidiyorlar. Tabii burada önemli olan husus şu, yani bu konu değerlendirirken çok geniş çerçevede değerlendirmekte fayda var. Yani sadece işte Amerika Birleşik Devletleri şu konuda eleştirdi, işte biz dengeli gitmek durumundayız, o suda. Şimdi izleyeceğiniz politikaların bir temeli olmadan, bir amacı olmadan, bir tarihi olmadan hep yanlışa götürür sizi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Birleşmiş Milletler üzerinden, NATO üzerinden yürüttüğü politika, bizim Rusya'yla yani Ortodoks dünyayla olan ilişkilerimiz, Kafkasya'daki pozisyonumuz, bunların hepsinin tarihi süreçleri var. Yani biz eğer Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizi veya Avrupa ile olan ilişkilerimizi günün koşullarına göre dizayn etmeye kalkarsak, o zaman biz egemenlik haklarımızdan feragat etmek durumunda kalırız. Çünkü şu anda ekonomik olarak güç batıda ve siz kendinizi ekonomik güce teslim ettiğiniz anda doğal olarak isteseniz de istemeseniz de egemenlik haklarınızdan imtiyaz vermiş olursunuz. Yani feragat etmiş olursunuz. Burada önemli olan husus şu. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuku tanımıyorken, Amerika Birleşik Devletleri NATO ve Birleşmiş Milletler kapsamında sizin stratejik ortaklığınızı
görmezden geliyorken ve Amerika Birleşik Devletleri KAÇSA denilen, bakın dünyada bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir kanun vardır. Siz diyor dünya neresinde olursanız olun diyor. Benim ulusal çıkarlarıma aykırı davranırsanız ben size yaptırım uygularım diyor. Bu bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde vardır. Yani kendi milli çıkarlarını, ulusal çıkarlarını korumak için haksızlığı bir misyon edinmiş devletle karşı karşıyayız biz. Hal böyle olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bu tek taraflı adaletsiz tutum karşısında hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sen bunlarla iyi geçin diyemez. İyi geçin demek ne demektir? Şu demektir. Sen Kafkasya'dan çekileceksin. Sen mavi vatanı tanımayacaksın. Sen İHA SİHA'ları NATO'ya ait üye ülkelere satmayacaksın. Sen FETÖ elebaşını oradan istemeyeceksin. Sen terörist olan Demirtaş'ı, Kavala'yı direkt serbest bırakacaksın. Bir sürü şey. Yani Türkiye'nin milli çıkarlarından taviz vermemesi durumunda bu ilişkiler böyle gidecektir. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl gidecektir. Tıpkı yüzlerce yıl öncesinden gelen problemler gibi. Türkiye NATO'ya niye alındı? 1952 yılında neden alındı? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması var. Diyor ki biz Türkiye'yi Güney'in jandarma karakolu olarak NATO'ya aldık dedi. Bu ne demektir? Yine biz Amerika Birleşik Devletleri'nin milli çıkarları üzerinden bir milli politika yürütmüşüz. Konjonktüre bağlı olarak. Doğal olarak sizin bugün bu bağlılıktan kopmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyor şu anda devletimiz? Çok güzel denge politikasıyla yapıyor. Sen diyor bana F-35'leri vermiyor musun? Bir kere orada 1 milyar doların üzerinde bizim bir tazminat alacağımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ni dava etme durumumuz var. Onu bir kere Türkiye çok güçlü bir koz olarak cepte tutuyor. Amerika Birleşik dava Devletleri eder de mi sizce? Etmez. Niye etmez? Çünkü ilişkiler tamamen bozulur. Ama şunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri de veya Türkiye'nin teklifiyle. Tamam o zaman sen de F-16'lar noktasında bir anlaşma zeminine gel, bir masaya gel, orada bir yol bulalım. O orayı öyle kotarmaya çalışıyor. Ama burada bizim yapmamız gereken şey, hatta doğru yaptığımız, Ortodoks dünyasıyla, bunu bilinçli kullanıyorum, tıpkı NATO'ya bizim neden üye olmamız gibi, Ortodoks dünyasıyla yani komünizmin merkeziyle olan ilişkilerimizi asla koparmamamız lazım. Rusya'yla, üst tarafta Çin'le, Türk dünyasıyla bizim ilişkilerimizi kopardığımız an, ki Afganistan konusu da bununla da ilgilidir, o yüzden bazı çevreler konuyu saptırarak Türkiye'nin Afganistan'da olmamasını istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin milli çıkarlarına uygun olduğu için ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı orada bir denge unsuru stratejik anlamda oluşturduğu için. Tüm bu anlattıklarım kapsamında son sözü şöyle bağlayayım. Ne yaparsanız yapın, milli çıkarlarınızdan feragat etmediğiniz sürece Birleşmiş Milletler ve NATO'ya üye olan Avrupa ve Batı dünyasıyla ilişkileriniz tam anlamıyla düzelmez. Dengeye oturtmak adına Ortodoks ve komünist dünyanın temsilcileriyle bir masada bulunmak durumundasınız. Türkiye'de bu dengeyi gözetliyor ve son derecede doğru yapıyor. Uluslararası hukuku tanımayan ne kadar devlet varsa ekonomik anlamda çok güçlü. Bunu kimse sorgulamıyor. Demokrasinin merkezi, yani Amerika Birleşik Devletleri getirdi, Saddam'ı idam etti. Sonrasında ya dediler biz hata yapmışız. Kaddafi öldürttüler. Ya dediler orada öyle bir nükleer silahlar yokmuş, hata yapmışız, özür dileriz. Ama onlar dünyanın en büyük devleti. KAÇSA gibi bir yaptırımları var dünyaya, değnek salladıkları müthiş bir demokrasi. Ama nedense hep Türkiye'de demokrasi yok. Nedense aman Türkiye el pençe dursun. Bizim bu politikaları dışarıda bırakıp milli çıkarlarımıza uygun bölgesel denge politikası izlememiz durumunda Amerika Birleşik Devletleri ile biz artık sadece normalleşebiliriz. Son sözüm de bu. Peki, Ahat Bey sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi biraz önce ekranlara da geçirdik.
Sözcük alanın açıklamaları, şu anda teknik olarak çalışılması gereken konular var diyor. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Umarım kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler ifadesini kullanıyor. Hem bir F-35 durumu var, F-16 durumu var. Zaten vurguladık bunu. Bir de şöyle bir durum da var. Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Amerikan Senatosu'nda gündemine geldiği de söyleniyor. Amerikalı senatör Bob Menendez, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların yakın takibe alınmasını istemiş. Tüm bunlara baktığımız zaman ne anlam ifade ediyor? Sizce de bir çözüm odaklı olur mu çalışmalar? Bir taraftan SİHA'lar takibe alınmış. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi tabii son sorduğun soru SİHA meselesine en sonda bir bütünün parçası olarak değerlendireceğim ama Türkiye-Amerika ilişkileri sadece daha önce de bazı arkadaşlar tarafından gündeme getirildiği gibi sadece olayı bir S-400'ler veya F-35'ler, F-16'lar neyse düzleminde veya SİHA'lar düzleminde görmek ormanın içerisinde ağacı değerlendirmek anlamına gelir. Ormana görmemiz lazım. Şimdi Türkiye maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin son 20 yıldır Orta Doğu'da ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada uyguladığı politikalar konusunda gerçekten kendi çıkarlarını önceleyen bir altyapıyla hareket etmedi. Hareket etmedi. Şimdi şu sorunlara bir bakalım, ondan sonra bu değerlendirmeyi yapalım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında şu anda FETÖ sorunu var. Değil mi? Suriye de YPG, PKK gibi bir garnizon devrinin başlangıç kongrenin bugünkü durumuyla Türkiye yanlısı senatörlerin vesairelerin olmadığı bir ortamda maalesef bu bir gerçek. Yani keşke böyle olmasa. Olumlu ama bir böyle sonuç beklenemez. Böyle bir sonuç beklemiyorum ben şahsen. Peki. o noktasında. Peki çok kısa bir araya gidelim efendim, ardından buradayız, devam edeceğiz. Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Son 15 dakikamız içerisindeyiz artık. Dış politikaya dair başlıkları konuşuyoruz. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunmuştu ve S-400'lerin İncil'e taşındığı iddialarına ilişkin konuşmuştu. Bu haberin asla sarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor ifadesini kullanmıştı. Ali Bey, size sormak isterim. Bu asılsız haberlerin amacı nedir sizce? Neden böyle iddialar gündeme geliyor? Şimdi şöyle, asılsız haberlerin sebebi işte Türkiye'de bir aslında iç politikaya dönük olduğunu düşünüyorum. Ben sürekli Türkiye ile aslında yabancı kaynaklar, yabancı medya grupları ciddi anlamda uğraştığını da biliyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman S-400 meselesi, evet, Türkiye 2.5 milyar dolar bir paradan bahsediyoruz bunların bir satın aldığı için S-400'leri, ama bir devlet için çok büyük bir para değil. Türkiye gibi bir devlet için özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bunu ister kullanır, ister kullanmaz, ister iptal eder. Bu farklı bir boyut. Şimdi Sayın Ahat Hocam'ın dediği şuydu. Ben bir iki ekleme yapmak istiyorum. Türkiye 2013 yılında Çin'den aynen böyle bir şeye girdi, ihaleye girdi. 3.4 milyar dolarlık bir ihaleydi. 2015 yılında bunu iptal etti Türkiye. Ve bunun ama S-400 çok farklı. 2016 yılından beri devam eden bir süreçti ve Türkiye 2016'dan beri süreç NATO üyesisin. Bunu peki sen NATO örgütü şeysen, sen ben içinde ikinci orduya askeri güce sahip olan bir ülkeyim. Neden sen bana destek vermiyorsun o zaman? Türkiye, aslında size şunu söyleyeyim. Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 bir mecburiyetti. Ve zorunda kaldı Türkiye aldı bunu. Şey de olabilir. Siyasi olarak siz manevra yapmak zorundasınız zaman zaman. Yani dış politika olarak, askeri anlamda karşı tarafa eğer siz bunu yapmazsanız ben de buradan alternatifim var. Çin var, Rusya var.
Çin'le dediğim gibi 2013'te girdiği ihaleyi 2015'te iptal etti. Ama bu konu biraz farklı. S-400 meselesi Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece S-400 üzerinden değil, Suriye'deki işbirliği, Doğu Akdeniz'deki, işte Güney Kafkasya, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmadaki Türkiye ile Rusya'nın tutumu, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Maalesef artık dünya çok kutuplu olmasına rağmen ama denge politikası izlemek zorunda kaldığınız çok yer oluyor. İşbirlikleri yapabilirsiniz, kendi alternatiflerinizi artırabilirsiniz. Bugüne kadar Türkiye İHA'ları hatırlarsanız Amerika'dan istemişti zamanda. Vermediler. Kendisi üretiyor. Şimdi senatolar diyorlar ki bu bizim için ulusal, Amerika için ulusal bir tehdittir. Siz bunların parçalarını vermeyin, İHA'ların parçalarını vermeyin Türkiye'ye diye. Şu anda böyle bir iddia da dolaşıyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye mecburiyetten alternatiflerini ve kendi hava savunma sistemini güçlendirmek için bu kadar tehdit içerisinde. Bakın, Türkiye'nin etrafı ateşten gömlek ve bunu Türkiye yapmak zorundadır. Yani Ali Bey, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi daha önce Sayın Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada yine bu alternatiflere dikkat çekerek şunu söylemişti. Rusya'dan su 35, su 57 zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, alabiliriz ifadesini kullanmıştı. Böyle bir alışveriş gerçekleşir mi? Gerçekleşirse yeni bir S-400 krizi yaşamaz mıyız ABD ile? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın, bu su 35'tir, su 57'dir. Türkiye bunları tabii ki gündemde tutacaktır. Bir devlet alternatifinin olduğunu, karşı tarafa bağımlı olmadığını göstermek için sürekli bunları dile getirebilir. Ben açıkçası Türkiye'nin S-400'den sonra başka bir krize yol açacak, Amerika Birleşik Devletleri ile yol açacak bir ihaleye ya da bir alışverişe gireceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ama zorunda kalırsa tabii ki o zaman da kararlılığını göstermek zorunda kaldığı zaman, evet, Amerika'dan gelen tepkiler Amerika'nın tutumuna bağlı aslında. Mesela F-16 konusunu söyleyeyim. F-16 meselesi aslında bir alternatif değil. Türkiye'nin 1.4 milyar doları Amerika'da olduğu için bunu gelin şu şekilde çözelim dediler. Yani Türkiye bunu, bu parayı kurtarmak için yapıyor bunları açıkçası. Bir de ihtiyacı da var. Yani bu F-16'lar da ihtiyacımız var. Evet. Türkiye olarak. Onun için bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye yeni bir kriz kapısına girmesini ben doğru bulmuyorum. Ama kararlılığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tutuma karşı zorunda kaldığı zaman göstermek zorunda da kalır. Bunlar böyle söylemde kalacak bir durum değil. Peki. Ama sürekli tutacaksınız gündemde. Bakın, bizim burada işte F-35'e karşı şu alternatifimiz var. Vermezseniz biz buna geçeceğiz. Hatta ikinci aşamaya da S-400 konusunda Cumhurbaşkanımız açıklama da yaptı. İkinci part alınabilir diye. Bunlar hepsi Amerika'ya aslında mesajdır. Verilen sen yaptın, bir mesaj. Alternatifim elimde tutuyorum. Masada böyle bir projemiz de var, planımız da var. Gelin işbirliği yapalım. Gelin sizinle de anlaşalım anlamında. Peki. Bunu böyle yormak gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Ertuğrul Bey, siz ne dersiniz? Bundan sonra aslında baktığımız zaman ABD ve Türkiye ilişkileri hep böyle ne olduğu belirsiz bir şekilde mi devam edecek? İyi olacak mı, olmayacak mı? Ya bu sorunlar önce, düzelecek mi sizce? Az önce söyledim. Bu sorunların düzelme ihtimali yok. Bir kere kimse pembe rüyalar görmesin. Öyle bir dünya yok yani, yapamazsınız. Bir kere az önce söylediğim gibi işin tarihsel boyutundan kopuk değerlendirmeye gittiğinizde tamamen farklı ve yanlış dış politikaya götürür sizi ve ülkeyi uçuruma götürürsünüz. Yani bu yönetici için de böyledir, muhalefet için de böyledir. Yani şöyle bir ikinci kısım açıklaması yapayım. Devletlerin dış politikaları milli kimlikleriyle ölçülür aslında. Yani siz içeride neyi yaşıyor ve yaşatıyorsanız aslında dış politikanız da ona göre şekillenir ve muhatap devletler de sizi o şekilde risk algılar veya tam da bizim istediğimiz gibi olmuşsun şeklinde yorum yapar. Şu anda Türkiye'nin iktidar ve muhalefet bloğu açısından yaşadığı problem, yani milli çıkarlar noktasındaki yaşadığı problem
doğal olarak dış politikaya da yansımaktadır. Yani SİHA'lar açısından düşünelim. Sezgin Tanrıkul çıktı ne dedi? Ya dedi siz insanları öldürmek için dedi makine yapmışsınız kardeşim dedi ya. Derhal dedi iptal edin. E şimdi sizin muhalefetinizin böyle dediği noktada yarın Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımları çerçevesinde ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Yapamazsınız. Biz size yaptırım, ekonomik yaptırım uygulayacağız dediğinde muhalefet ne diyecek? Ne diyecek muhalefet? Biz Amerika ile arayı bozmayalım. Sen bu işten vaz mı geç diyecek. Evet söyleyeyim cevabını vereyim. Evet öyle diyecek. Çünkü maalesef bir teslim politikası var. Yurtta sulh, cihanda sulh olayını yanlış anlamışlar. Yurtta sulh, cihanda sulh bu demek değildir. Milli politikalar bağlamında eğer sınır namustur diyorsanız o zaman o tezkereye onay vereceksiniz. Peki. Eğer tüm bu milli çıkarlar dışında yorum yapıp işte F-16'dır, S-400 ya bunlar gerçekten net söyleyeyim gereksiz konular, bunlar boş konular. Burada esas olan sizin denge politikası içerisinde milli çıkarlarınıza ne kadar sahip çıkıp çıkmadığınızla ilgilidir ve Avrupa ve Batı'da kendinize, milli çıkarlarınıza sahip çıktığınız ölçüde size haksızlık yapar. Eğer içeride muhalefetle birleşmezseniz de bunu da çok güzel kullanıp bu defa darbe yoluyla değil, muhalefete destek yoluyla Erdoğan'ı devireceğiz, devletin başını devireceğiz diye açıklamada adam gururla çıkar yapar. Siz de dersiniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nden biz demokrasi bekliyoruz. O zaman kusura bakmayın muhalefetin Batı'ya verdiği bu cesaretle zaten hiçbir problemi çözülmez. Peki, teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alayım mı? Evet. S-400 ile ilgili Girit'e, daha doğrusu İncirli'ye transferi konusundaki söylentiler. Bu aslında Sayın Akar'ın geçmişte hatırlayacaksınız S-300'ler ile ilgili Yunanistan'daki, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'ın aldığı ve Yunanistan'a devredilen S-300'lerin Girit'e depolanması meselesinden bir Girit modeli diye bir model var. Tanımlanan bir model var. Sayın Akar bir dönemde S-400'lerle ilgili tartışmalar başladığında Girit modelini deneyebiliriz diye ifade etmişti. Şimdi böyle bir ifadenin üzerine tabii bu tip yorumların ortaya çıkması beklenebilir. Bu işin bir yönü. İkinci yönü ise yani iktidar bu politikaları, bu tercihleri, bu politik yaklaşımları gösterirken bir şekilde S-400'leri alırken ya da benzeri şeyleri yaparken bunu bir iş politika malzemesi olarak kullandı. Şimdi bu sıkıntıyı yaşıyor. Bu sıkıntıyı yaşıyor. Yani S-400'lerin artık Amerika ile kendi arasında, iktidar arasında ciddi bir sorun haline dönüştüğü noktada bu sefer geri dönme, geri adım atma, iş politikada yarattığı ortamı bir anlamda geri çevirebilmek için bir sıkıntı içerisinde. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah başta söyledikleri gibi S-400'leri alırken veya S-400'ler meselesini başlatırken söyledikleri beka meselesi, dik duruş meselesi vesaire bunu inşallah koruyabilirler. Peki. Ben koruyabileceklerini çok fazla ümit etmiyorum. Çünkü Biden'la bir saat görüşebilmeyi büyük bir politika zaferi olarak tanımlayan yandaş basını gördük. Demek ki artık o dik duruş vesaire bilmem ne gibi kavramlar hepsi iç politikaya yönelik üretilmiş kavramlar. Maalesef dış dünyada hiçbir etkisi ve şeyi yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi de sonlandırmış bulunuyoruz böylelikle. Sayın Profesör Doktor Ahad Dandican, İYİ Parti İstanbul Milletvekili, Sayın Ertuğrul Akar, hukukçu, Sayın Doktor Ali Semin, Orta Doğu Avrasya ve Asya Pasifik Platformu Direktörü, konuklarıma bir kez daha çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleri ve katkıları için. Noktalamış bulunuyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.